iyi olması lazım. Sesimiz geliyor mu arkadaşlar? Seste, görüntüde herhangi bir problem var mı? Yayın biraz geç geliyor tabi. Bir cevap bekliyorum şu anda. Ses ve görüntü kalitesinde herhangi bir problem var mı arkadaşlar? Harika. Ee, o zaman yavaş yavaş başlayalım. Ee, bugün eğitimimizin sondan bir önceki 7. dersinde 7. dersiyle birlikteyiz. Ee, fazla uzatmadan ben sözü Mehmet Ali vereceğim. Başlayabiliriz Mehmet Ali Bey. Tamamdır. Hızlıca başlayalım o zaman. Şöyle. Şunu ayarlayayım chat tarafını ben de ayarlayayım sorular gelirse diye. Tamamdır süper. En son e, kullanıcı giriş kayıt sayfalarını yapmıştık. Bugün e, sepet sayfalarını falan yapacaktık. Hızlıca oranın altyapılarını yapalım. Sepet sayfalarını yapabilmemiz için öncelikle bizim şeyi de yapmış olmamız gerekiyor. Bir ürün Firebase'e eklememiz gerekiyor ürünlerimizi ve ürünlerimizi Firebase'den okuyor olmamız gerekiyor. Aksi takdirde sepet olayının çalışması çok mümkün değil. Daha önceki hafta yani daha önceki derste kaydettiğimiz mail adreslerinden biriyle rastgele uydurmuştuk hatırlıyorsanız onlardan biriyle giriş yapalım. Şu anda giriş yaptık. Gördüğünüz gibi kategorilerimizi oradan okuduk. Şimdi bugün yapacağımız şey ürün, birkaç tane ürün eklemek. şu üstteki ürünler sanırım bizim kendi hazırladığımız kategorilerden geliyordu. Orayı biraz bir şekillendirebiliriz ama öncelikle birkaç tane ürün de bulmamız gerekiyor. Şöyle ayarlayalım. Figma'dan ürün resimlerini indirelim Firebase konsola da Ürünlerimizi ekleyelim Siz e, Biz şu ana kadar firebase'den hep e, okuma tarafını yaptık aslında kullanıcı kayıt yaparken yazma tarafını da Yaptık dosya gönderme işini yapmadık dosya gönderme işini yapmadığımız için şu anda e, Siz uygulama içinden Firebase'e ürün ekleyemiyorsunuz ama sadece resim ekleme kısmını da hallederseniz şu ana kadar öğrendiğiniz şeylerle ürünleri uygulamanın içinden de yani bir admin paneli gibi bir şey yapıp ürünleri oradan da direkt Firebase'e yükleyebilirsiniz. Ama biz şu anda öyle bir şey yapmadığımız için ürün resimlerini buradan yüklememiz gerekiyor. Ürün bilgilerini de buradan yüklememiz gerekecek. Şu anda bizim bir kategori bir users şeklinde iki tane koleksiyonumuz var. Bugün bir tane daha koleksiyonumuz olacak. O da products yani ürünlerimiz. Ee, yine ID otomatik olabilir. Bir bakalım üründe nelerimiz vardı. Seste veya görüntüde herhangi bir hata olursa haber verin. Şimdi ne yapmıştık? Ana sayfa ürün widget diye bir şey yapmıştık. Bu da normalde başlık geliyordu, resim adresi geliyordu, fiyat geliyordu ve indirim oranı geliyordu. Aynı şekilde şimdi bunu Firebase'e kaydedeceğiz. O yüzden aynı isimlerde kaydediyorum ki karışıklık olmasın. Yoksa normalde aynı olmak zorunda değil. Gerçi burada genelde e, İngilizce gittik. O yüzden İngilizce gitmemiz daha mantıklı olabilir. Bunun title'ı neydi? Bizim bir tane ürünümüz olsun. Şunu alalım. Title'ımız bu. Yani başlık ee, Resim adresi henüz resim eklemedik. hızlıca resmimizi indirip ekleyelim Şu adidas ayakkabının resmini indirelim Şu anda sanırım şu top falan gibi metinler de gelecek. Onların gelmesini istemiyorum. Sadece resmin gelmesini istiyorum ben. Sadece resim nereye eklenmiş? Şu Bu resmi bulmaya çalışıyorum da arka plandaki resim. Hmm. Bu resim sanırım hepsi birleşik bir şekilde ama gerçi bunları silip sadece resmi indirebilirim gibi görünüyor frame'in içine eklenmiş. O yüzden bunu şimdi ben export edeyim. Design'da export. Şu diğer resmi de aynı şekilde indireceğim. PNG olarak biraz büyük olsun diye yine bunu genişliği 512 olacak şekilde indiriyorum. Aynı şekilde şu ayakkabıyı da indirelim. Bu ikisini kullanalım bugün. Hani label var, onu kaldırıyorum ve bunu yine export ediyorum. 512 bit olacak şekilde. Tamamdır. iki tane resmi indirdim. Bir tanesi frame, bir tanesi product olarak gelmiş. Bir tanesi Adidas, bir tanesi Nike olarak kaydedelim. Adidas. Diğer ürünümüz de Nike. Bu ikisini de Firebase'e ekleyelim hemen. Firestore kısmına yani storage kısmına pardon. Upload file diyeyim. Normal şartlarda siz şimdi ürünleri eklerken burası bayağı kalabalık hale gelecek. O yüzden size tavsiyem burada klasör oluşturmanız. Product, e, Firestore tarafındaki yani veri tabanındakinin aynı isminde kategoriler oluşturmanız. Daha iyi olacaktır. Biz normalde kategorileri buraya attık ama kategoriler için de yine aynı şekilde bir kategori klasörü oluşturursanız en azından resimler burada dağınık bir halde olmazlar Şöyle products kısmına gelip Ürün ekle diyorum e, Dosya ekle diyorum yani adidas'ı ekledik Nike'ı da ekleyelim Tamamdır şimdi bunu şu anda adidas'ı ekliyor olduğumuz için adidas'ın URL'ini buradan alıyorum. Getirip Firestore'a kaydedeceğim. Firestore şuradaydı. Image URL Image URL diyeceğiz ve bu şekilde kaydedeceğiz. Onun dışında neyimiz vardı? Price USD price'ımız vardı. Bunun fiyatı kaç Şöyle bakalım buradan. 68 dolar, normalde 136 dolar pardon. 136 bu string değil, integer. Yani buradaki ismiyle number 136 ve bir indirim oranımız vardı. O da discount. Discount ratio diyelim. Bu da yine sayı idi. Bunu da 50 diyelim. Yüzdelik üzerinden. 0.50 şeklinde de yapabilirsiniz. Direkt yüzdelik üzerinden hesapladığımız için %50 şeklinde de yani 50 olarak da tutabilirsiniz. Biz şimdi 0.5 olarak tutalım. Şimdi bu bizim bir tane ürünümüz şu anda. Bu sadece bir tane ürünümüz. Bu şekilde kaydettim. Bir tane ürün daha kaydetmem gerekiyor. Nike kaydedeyim. Gerekmiyor aslında da kaydedeyim. Bir tane de şu Nike'ı kaydedelim. Yine Fire Store kısmına geliyorum. Title. Bunu geçen hafta söylemiştim. Buradaki yazım onlarına çok dikkat etmeniz gerekiyor. O yüzden mümkün mertebe kopyalayıp yapıştırın. Yani burada image URL yazdınız mesela öncekine. Buna bu şekilde yazarsanız yanlış olur. Biri çalışır biri çalışmaz. Birbirlerinin tıpatıp aynıları aynısı olmak zorundalar. Bunu da alalım da aldık bu ikisini Bunu da yine buraya ekliyorum Başka ne vardı price USD Dolar Fiyatı sayı Bununki kaçtı fiyatı Şuradan bakıyorum 90 Dolar normalde İndirim oranı da yüzde 20 Discount Ratio Yine sayı 0.2 Yani yüzde 20 indirim var Şimdi şu anda iki tane ürünümüz var biz bu ürünleri getirip ekrana Bu, bu şekilde basmamız gerekiyor Biraz daha tabii şeklini şemalini düzelterek Şu ana sayfa ürün widget'ımız vardı Normal e, Harun Ödev 2 bölümünde bir bakalım nereye eklemişiz ee, hot selling footwear kısmına eklemişiz Neredeydi orası sanırım Burası aynen bir sürü oluşturmuşuz Şimdi normalde e, Şu an gördüğünüz gibi bu şekilde geliyor bu row Kayabildiği için single child scroll view'un içinde olduğu için Biz yine ona benzer bir şey yapacağız Yani burayı olduğu gibi bir e, future builder'ın içine alacağım. Stream builder'ın değil, future builder'ın. Ürünlerin çünkü bence hani bir ürün veri tabanına eklendiği anda uygulamaya yansımak zorunda değil gibi. Yani sayfayı tekrardan açıp kapatırsa e, ürünü görmesinde bir problem yok gibi düşünüyorum. Ama e, siz mesela Firebase'den ben güncellediğimde ürünün Anında bilgileri burada da güncellensin istiyorsanız, Future Builder değil, Stream Builder kullanacaksınız. Bu konuyu birkaç sefer konuşmuştuk, o yüzden tekrar e, kullanmaya gerek yok gibi. Şeyi kapatayım Copilot'u. Copilot'u açtığım için gördüğünüz gibi bir seferde e, kendisi tahmin etti. Özellikle öğrenme aşamasında kullanmamanızı ilk derste söylemiştim. Ben de şu anda size öğretiyor olduğum için kullanmayacağım. Kapatıyorum bunu bu şekilde. Future Builder kısmını bu şekilde getirdim. Şu anda bu bana ne vermiş olacak? Bir e, Query Snapshot verecek. Aynı kategorilerde yaptığımız gibi. Kategori tarafından bir farkı yok buranın. Başlık taraf yani şu taraflar aynı kalabilir. Bunlarda bir problem yok. Sadece bu içerideki elemanları e, sileceğiz buradan. Şu forla eklenen elemanlar şunları da sileceğiz. Hiçbir tane eleman olmayacak şu anda. Kapatayım şunu. Geldim. Normalde şu anda sadece bunlar var ama bunların nereden geldiği belli. Şuradan geliyor. Ben ne yapacağım onun yerine? Öncelikle konteksti kullanmıyorum. O yüzden diyorum ki if snapshot has data eğer snapshot'ın datası varsa ne yapacak? Şurada kullanacağız. Diyeceğiz ki Final Products diye bir tane ya da ürünler diyelim. Kod tarafında Türkçe diğer tarafta İngilizce kullandık amaç öğrenme olduğu için iki tarafı birlikte görün diye ee, yavaş yavaş İngilizceye doğru geçiyoruz demiştik. Değişken isimlerinde bile ki burası değişken ismi ee, final gibi mesela şeylerde değil. Onlar da daha yoğun İngilizce gidiyoruz ama değişken isimleri bir kısmı Türkçe bir kısmı İngilizce'ye gittik. Çok bir problem değil ama kendiniz kod yazarken rica ediyorum ya sadece İngilizce gidin ya da sadece Türkçe gidin. Çünkü proje iki dil karışık gittiği zaman son derece anlaşılmaz bir hale geliyor. Tutarlı olmak yazılım dünyasında biraz önemli bir konu. Şimdi bu ürünler şu anda nerede? Snapshot nokta datanın dokümanlar bölümünde. Bu dokümanlar bölümü şu anda bizim şöyle diyelim datada data null değil. Yukarıda has data dedik çünkü. Şimdi normalde bu ürünler ne oldu? Bize her biri query snapshot'tan pardon query document snapshot'tan oluşan bir e, liste halinde geldi. Biz ürünü temsil eden bir tane model bugün e, sonlardan bir tanesi bu olmuş olacak. Veri tabanımızdaki datayı temsil edecek olan bir tane model oluşturmak. Onu da şöyle yapacağız. Mesela buna models, modeller diye bir tane klasör oluşturayım. Türkçe oluşturmuşuz. Modeller. Ee, ürün model nokta diye bir tane klas oluşturuyorum. Ürün model. Şimdi bu ürün modelimde benim normalde ne var? Final string bir başlığım var. Türkçe yazıyorduk. Başlık var. Final e, string bir image URL var. Yani resim adresi. Resim adresi var. final int e, fiyat dolar var. final double bir indirim oranı var. indirim oranı. Bu benim bir tane ürünüm arkadaşlar. Bir ürünü temsil edecek bir sınıf şu anda oluşturdum. Burada Firebase'den okuduğum datayı daha önce hatırlarsanız bir map gibi okuyup key'lerini okuyordum. Şimdi ise şöyle yapacağım. Bunu yine map olarak alacağım, ama bu map'i olduğu gibi ben bir ürün modeline dönüştüreceğim. Bu şekilde de bunu kullanmam çok daha kolay olacak. Bir de bunun bir tane final int şey pardon final string ürün e, id'si olacak, unique id. Bu şu anda bu kısımda yok. Burayı burayı kullanmak için yapacağız onu, burayı al, almak için. Şimdi hatırlıyorsanız e, bütün Sınıfların, bütün klasların içinde zorunlu olarak aynı isimde bir tane şey olduğunu söylemiştik. Ürün model isminde bir tane constructor fonksiyonunun olduğunu söylemiştik. Ve bu constructor fonksiyonuna vereceğiniz parametrelerle siz aslında bir tane ürün model oluşturuyorsunuz. Bunların da hepsini zorunlu yapacağız. Required, This, uh, Unique ID'den başlıyoruz. Unique ID benzersiz kimlik numarası o yüzden onun e, hani Türkçe yazmak uzun sürecek diye unique id şeklinde bıraktım. Çok problem değil. This başlık required zorunlu demek. Bunlar oluşturmadan e, ürün sınıfından bir eleman oluşturmuyoruz. Resim adresi kaydettim. Required this fiyat ve required this indirim oranı. Bu şekilde şu anda bir tane ürün oluşturabiliyorum. Aynı zamanda ben şimdi burada bir tane normalde dediğim gibi daha önce bu varsayılan varsayılan constructor, varsayılan yapıcı metodum bu benim. Yani bu metot sayesinde ben bir tane ürün modeli oluşturuyorum. Şimdi bugün bir de named constructor görmüş olacaksınız. O da şu şekilde oluyor. Yine aynı bütün constructorlar yani oluşturucu metotlar sınıfın ismiyle aynı oluyorlar. Model nokta e, from map diyelim. Gelen bir mapten yani map diyelim ve buna map diyelim. Yani türü de map, ismi de map. İsmi Jason falan da olabilir. Size tamamen size kalmış bir durum. Buradaki parametrenin ismini siz belirliyorsunuz sonuçta. Burada kullanacağınız bir anahtar kelime var. Bunun çok detayına girmeyeceğim buradaki faktörü anahtar kelimesini. Ama sizden ricam bu konuyu araştırmanız, bu konuyu araştırın. Bu biraz uzun olduğu için şu anda girmeyeceğim. Ama şu anki şekliyle kullanmanızda da bir sorun yok. Şu an şu an için bu ders için söylüyorum. Bunu ezbere kullanmanızda uygun. Bu map'in içinde bizim şu anda bu kısım map. Ama burası id kısmı ayrı. O yüzden onu da from map derken aslında buna from firebase dersek daha doğru olur. Firebase'den oluşturacağımız için. Hatta e, firestore diyelim. Firestore'dan ürünü oluşturuyoruz. Map diyelim. Bir de string olarak e, unique id'yi buradan gönderelim. Yani map'i ayrı gönderelim. Yani şu kısmı ayrı gönderelim. Hemen devamında da e, id'yi gönderelim. Bu ikisiyle biz şu ürün modelden bir tane oluşturacağız. Bunun için de return diyorum ve bir tane ürün model oluşturacağım. Bir tane ürün model oluşturmak istediğimde benden bütün parametreleri istiyor. Birinci parametrem unique id'im. Onu zaten direkt buldu. Başlık nerede normalde? Map diyorum. Bakın. Başlık map'in title kısmı. Buradan title alıyorum. Başlığı alıyorum. Sonra şuradan image URL kısmından map yani bana gönderilecek olan map'in image URL kısmından e, image URL kısmını alıyorum. Price USD yazmak daha kolay onu kopyalamayayım Map fiyat kısmında price USD diyorum burayı da indirim oranı da map yani bana şu bilgi gelecek bu kısım bana map olarak gelecek. E, ben bu map'i alıp e, ne yapacağım? Bir ürün modele dönüştüreceğim. Bünyamin şey demiş hocam iki cümleyle faktöriyi biraz anlatsanız olur mu? E, i̇ki cümleyle anlatmaya çalışayım. Çok özet bir şekilde geçmeye çalışayım. Normal şartlarda siz e, constructor'larla ne yapıyorsunuz? Sınıftan bir örnek oluşturuyorsunuz. Ve o örnek normalde şuradaki gibi benim bütün parametreleri vermem gerekiyor ve o parametreden direkt bir şey çıkarmam gerekiyor. Ama siz başına factory yazdığınız zaman eğer yukarıda başka constructorlar varsa aslında bu kendi direkt üretmiyor ürünü. Yani faktörü yazdığınız zaman anahtar kelimeyi, ürünü kendi üretmiyor. Bu metot direkt ürünü üretmiyor. Yani bir tane ürün modelden yani nesneyi üretmiyor. Onun yerine nesne üreten metotlardan birini çağırarak üretiyor. Şu anda gördüğünüz gibi yukarıdaki aslında bu metodu çağırarak üretiyor. O yüzden de içinde bu şekilde bir return barındırmak zorunda. Eğer faktörü yazmazsınız, o zaman bütün parametreleri teker teker sizin eşleştirmeniz gerekiyor. Ama faktörü yazdığınızda kendi bir metot e, ismen metoda benziyor. Ama aslında yaptığı şey başka bir metodu çağırarak bir örnek oluşturmak. Faktörü, anahtar kelimesi burada o işe yarıyor. Daha detayını da e, yine dediğim gibi inceleyebilirsiniz. Ama bu şekilde sorman bence güzel oldu. Teşekkür ederim. E, bir de discount ratio'yu oradan kopyalamıştım. Getirip buraya yapıştırdım. Ne yaptım ben şimdi? Store'dan bunu verirsem ne yapacak? Benim için bir tane ürün oluşturmuş olacak. Normalde benim daha önce oluşturduğum widget'ım, Nerede o? Ürün, ana sayfa ürün widget'ım. Normalde ne istiyordu? Bakın dikkat ederseniz. Dört tane şey istiyordu. Ama bundan sonra bunları vermek yerine, biz sınıfları zaten o yüzden kullanıyorduk değil mi? Bunları vermek yerine sadece diyeceğiz ki final ürün modelden ürün ver. Sadece bir tane ürün verirsem ben bu widget'ı oluşturabilirim diyoruz. Required this ürün diyorum. Bu şekilde bunu verdiğim zaman Dikkat ederseniz ben şimdi ürün modelden artık ürünü oluşturabiliyorum. Normalde ne diyorduk? Bakın widget nokta resim adresi diyorduk. Şimdi ne diyeceğiz? Widget nokta ürün nokta resim adresi. Aslında aynı şey. Ama artık assetten gelmeyecek, networkten gelecek. O yüzden bu şekilde yerleştiriyorum. Yine widget nokta ürün nokta başlık, widget nokta ürün nokta e, fiyat USD değiştirmişiz. Bir de e, widget nokta ürün nokta indirim oranı bu şekilde yazmışız. Buraya en azından bir tane boşluk bırakalım. Birbirine yapışmasınlar. E, boşluğu hatta sized box verelim. İstediğimiz kadar genişletebilmek için. const sized box with e, 12 diyelim. Evet. Rica ederim Bünyamin. Bu şekilde e, ne yapmış olduk? Metodu şey e, bir araya bir boşlukta eklemiş olduk. Ürün widget'ımızı da değiştirdik. Artık Firebase'den göndereceğimiz bir tane ürünle biz ne yapacağız? Burada ürün widget'larını oluşturacağız. Normalde bir sürü şey veriyorduk ama şimdi sadece bir tane ürün vereceğiz. O üründen oluşacak. Bizim normalde şu anda elimizde. Bugün şu an burayı iyi dinleyin. Yeni bir Yepyeni bir şey öğreteceğim. Daha önce kullandığımı hatırlamıyorum hiç kod yazarken birlikte. Şimdi benim query dökümen document snapshotlardan oluşan bir listem var. Ben onu ürün modellerden oluşan bir listeye dönüştürmek istiyorum. Transform e, matematikteki transform sanırım bunu konuşmuş olabiliriz. Map diye bir tane fonksiyonum var benim. Bu fonksiyon dönüştürme işlemini yapıyor. Ben diyeceğim ki buradaki e, buradaki e'lerden her biri Query Document Snapshot. Query Document Snapshot denen şey de buradaki bir tane ürünü yani bir tane dökümanı kastediyor. Yani ID'si var ve datası var. Datası da map. Dolayısıyla ben diyeceğim ki ürün model bakın ürün model model nokta şöyle from Firestore. From Firestore dediğimde benden iki şey istiyor. Dediğim gibi benim döküment Query Document Snapshot'ım şu an burada E ile temsil ediliyor. Bu E'nin datası bakın bu E'nin datası şu kısmı temsil ediyor. Dolayısıyla ben onu verdim. Oradan teker teker eşleştirmeleri yapacak. E'nin ID'si de E nokta de benim unique ID'mi temsil ediyor. Bu şekilde ne yapmış oldum? Şu anda dikkat ederseniz normalde bu ürünler biraz önce query document snapshotlardan oluşurken artık ürün modellerden oluşuyor. Ama şu anda bu bir iterable. Bunu istersek to list diyerek listeye de dönüştürebiliriz. Olduğu gibi de bırakabiliriz hiçbir şey fark etmez. Şimdi yapacağım şey şu return'ünü buradan alıp buraya yerleştireceğim ama bu kısım da boş kalmasın diye yani ürün henüz gelmiyorken ne olacak? center child circular Progress indicator yerleştireceğim, yani kullanıcı beklerken dönme işlemini yapacak olan kısım. Benim artık ana sayfa e, burada bir tane for vardı i ile dönüyordu. Şimdi şöyle yapacağız: for final ürün in ürünler. Ürünlerin içindeki her bir ürün için, her bir ürün için bir tane bu widgettan oluştur demek ki bu ürün eşittir ürün diyerek. Buradaki ürünü buraya veriyorum. Şu anda buradaki konstant dolayı uyarı veriyor. Onu kaldırınca herhangi bir sorun yok. Şimdi uygulamayı bir çalıştıralım. Normalde bu kadar uzun süre kod yazıp e, ilerlememek gerekiyor. Arada bir test etmek gerekiyor. Biz şimdi bir sürü kod yazdık ve olduğu gibi çalıştırdık. Gördüğünüz gibi bizim şu anda her iki ürünümüz de burada. Sayfayı tekrardan yeniliyorum. Aşağıda kaldığı için o dönme kısmını görür müyüz? Evet gördük. Biraz önce gördüğünüz gibi. Dönme kısmını gördük. Şu anda favori ikonu burada ortada kalmış. Bunu kaldırdınız mı hatırlamıyorum ama. Bu kısmı bugünün ödevi olarak tekrardan verebilirim. Bu bu şekilde widgetler oluşturun. Şu anda gördüğünüz gibi iki tane ürünüm var. İki tane ürünü de. Burada listeleyebiliyorum Her bir kategori için siz burada ilerleyerek yeni yeni kategoriler oluşturup, yeni yeni bölümler oluşturup o şekilde istediğiniz kadar ürün ekleyebilirsiniz. Bizim burada şu anda sepete ekle bölümü yok. Sepete ekle bölümünü nasıl yapalım? Yani görüntü olarak nasıl yapalım? Bir figmaya bir bakayım orada bir ipucu var mı? Bunu dikilerini hepsini geri alayım. Bozdum çünkü üzerinden şeyleri falan kaldırdım ya. Tamamdır. Tamamen eski haline getirdim. Ee, şimdi şu anda gördüğüm kadarıyla şey yok. Ben geri aldım derken tamamen bozuldu bu. Şöyle bakayım. Ha, yok tamamdır. Bozulmamış. Şimdi bunun sepette olduğuna dair bazı ürünlerde oluyor ya sepet işareti oluyor. Şu anda bizim bu UI'da sepet işareti yok. Ürünün üzerinde direkt olarak sepet işareti yok. Ne yapacağım? Ben şöyle bir şey yapacağım. Şu e, kalp işareti var ya ortadaki. Ortadaki kalp işaretini sepet işaretine dönüştüreceğim. Siz ürüne tıkladığınızda sepete ekleyecek. Tekrar tıkladığınızda eğer sepette ise sepetten çıkaracak. O şekilde getirmeye çalışacağım. Şimdi bunun için yapacağım şey şu. Ürün modeli kapatıyorum buradan. Ee, Harun Ödev 2.dart widget'ını de kaldırıyorum. Onunla da bir işim yok şu anda. Ee, giriş sayfasıyla bir işim yok. Yüklenme sayfasıyla bir işim yok. Kayıt sayfasıyla herhangi bir işim yok. Bununla da işim yok. Şu an sadece bir tane ürünle işim var. Bunları bir kaldıralım. Ee, ne yaptım? Yanlış bir şeyler sildim. Şu an bu kodlarda bir terslik mi var? Ha şu parantezi yanlışlıkla fazladan sildim. Bunları artık siliyorum. Bahsetmiştim çünkü bunlardan. Şöyle bu konuları anlatırken not düştüğüm şeyler bunlar. Biz favori ikonunu buraya ekledik. Şuraya favori ikonunu ekledik. O sağ üstteydi sanırım. Sağ üstte alıp favorileri ekle çıkar gibi bir şey de yapabiliriz. Buradaymış. Ee, ikons favori. Bunu center değildi yani merkeze değildi. Align ile sağ üst köşeye götürelim. Ee, align. Alignment kısmından. Alignment. Top right kısmını alalım bunu. Şu anda bunun rengi kırmızı olabilir, siyah da kalabilir. Turuncunun üstüne siyah görünür muhtemelen bir problem olmaz. Gördüğünüz gibi ikisinin de üstünde duruyor. Biz şimdi bu favorilerdeyken, yani şu anda bu favorilerdeyken içi dolu olsun. Değilse içi boş olsun veya alternatif başka bir favori kullanalım. Şey, i̇konu kullanalım ya da rengi değişsin. Fark etmez bu sizin vereceğiniz bir karar. Biz zaten bunu o yüzden stateful widget yapmıştık. Bu favori de mi normalde state'in içinde. Şunu şöyle yapalım. Ve şu şekilde soracağız. Buradaki ee, ikon widget'ini normal ikon butona çevirelim. İkon buton ikon butonun bir ikonu var bir de on-pressed var on-pressed kısmında şu const'ı kaldırıyoruz artık buradan ee, Burada da şöyle diyeceğiz favorilerde mi diye favoride mi bu ürün bu final yaparsak bunu değiştiremeyiz bunu değiştirmemiz lazım on-pressed bunu tersine çevireceğiz ee, favoride mi eşittir favori deminin tersi olacak ve set state yaparak ekrana haber vereceğiz. Şu şekilde set state yapıp ekrana haber veriyoruz. Sonra şu anda bu favori de mi değil mi diye girip çıkacak ama herhangi bir ikon değişikliği şu anda yok. Onu da şuradan yapacağız. Favori de ise eğer bu gelecek. Favori de değilse o zaman da Bakalım favoride başka hangi widgetlerimiz var? Ee, şöyle bir bakalım nasıl bir widget bu? Şu anda normalde favorilerde değil gördüğünüz gibi tıklıyorum favorilerde. Bakın tıkladım favoride çıkardım favoride değil. Bu en basit bir widgeti kendi içinde şu anda e, değiştirme işine yarıyor. Biz şimdi aynı bunun gibi bir şey daha ekleyeceğiz buna, ama bu şunu yapacak bu sefer ürünü sepete ekleyecek. Bu ürünü sepete eklediğinde şu yukarıdaki sepet ikonu var ya, o sepet ikonunun üzerinde bir sayı görünecek. O sayı ben kaç tane ürün eklersem ona göre o sepetteki ürün sayısı artacak. Bunu yapmamız gerekiyor. Bugünkü zaten dersimizin temel işlerinden biri oydu. O kısmı yapmamız gerekiyordu. Eee İçimden bir ses biraz burayı güzelleştirelim diyor aradan önce. Bir 10 dakika sonra ara vereceğiz muhtemelen. Aradan önce biraz bu bunun şeklini, şemalini de düzeltebiliriz veya direkt e, sepeti entegre etme işlemine de başlayabiliriz. İkisi de şu anda uygun. Bunu hafifçe güzelleştirirsek yeter. Çok ciddi güzelleştirmeye gerek yok. Bu arada fiyat gerçek mi geliyor? Fiyat şu an gerçek gelmiyor. Fiyatı şey yapalım bence. Fiyatı da gerçek gelecek şekle getirelim. Ama öncelikle ne bu? Fiyat kısmı bolt. Başlık nerede bizim başlığımız? Başlığı stil verip başlığı biraz pardon Şunu kopyalayacağım. Buradan aynı zaman aynı şekilde başlığa ekleyeceğim bunu. Başlık kısmını sadece bolt yapmayacağım. Biraz büyük T yapacağım. Aynı zamanda yaslama başlığın yaslamasını da text align kısmından e, gerçi textin kendisinin sola yaslanması gerekiyor. Textin kendisini sola yaslayacağız. Gerçi başlık burada çok da şey değil gibi. Ne onun adı? Bolt değil sadece font size'ını büyütelim. Font Size Şöyle e, 24 yapalım biraz büyük olsun Şunu da Alignment ile Center kısmını alıp sonra bunu line ile Sol üste taşıyabilirsiniz Alignment Alignment stand, Top e, Left kısmına yani şu üst köşeye taşıyalım bunu şimdi bir deneyelim bakalım nasıl oldu bu ee, çok büyük oldu ve ekranın dışına taştı bunu biraz küçültelim 20 kalsın şu anda 20 ve bunun şu anda sabit kendi bir genişliği olmadığı için içindeki elemanlara göre genişliyor bir tane şu kartı bir sized box'ın içine alalım genişleyemesin o sized Bucks. bit ne olsun e, 200 çok olur, 120 olsun bir bakalım göz kararı hesap hesaplarız. 120 çok küçük oldu, belki e, 200 daha mantıklı olabilir diye ya da 180 falan, ile 180 bir bakalım. E, evet, 180 çok fena değil ama şöyle bir durum oldu gördüğünüz gibi, 180 olunca resim e, resmin eni boyu birbirini tutmadığı için aslında resim şu anda bu kadar alanı kaplıyor. Nerede bizim resim? E, şu anda bizim resim burada. Gördüğünüz gibi. Size box'ı kartın içine alayım. Bir de onu şu ikisinin yerini değiştirmek için. Yine Comment noktaya bastığınızda Swap with Parent var. Parent değiştir. Yerlerini değiştirmiş olacak. Ve gördüğünüz gibi resmi daha doğrusu kartı size box'ın içine almış olacak. Burada uygulayabileceğimiz birçok metot var. Aslında resim şu anda buranın tamamını kaplıyor. Ama genişliği yetmediği için bunun vitini sadece 180 yaparsak birbiriyle aynı hale gelirler. Biraz öncekiyle aynı hale gelir. Dediğim gibi başka bir sürü yöntemle şu an başardığımız şeyi başarmanız mümkün. Bu arada 20 de hala bu metin için büyük. 18 ideal olabilir. 18. Siz bunu göz kararı şey yapacaksınız. Şu anda ben göz kararı yapıyorum ama siz normalde de göz kararı değil. Buradaki ile birebir aynı olacak şekilde. Burada 18'miş. Mesela biz ne yaptık en son? En son biz de 18 yaptık. Yani o karara gelmiş olduk. Araya biraz şu iki araya bir boşluk bırakıp şunu da halledelim. Tamamdır. Çok fazla e, kozmetik şeylerle zaman kaybetmeyelim. Sized box dedik. Ve eğitine yine 12 verip burada bir 12'lik boşluk oluşturalım. Aynısını muhtemelen alt taraf için de vereceğiz. Şu şurası için. Bir tane en alt için de verelim. Şu virgül ve size box'ı verdik. Şu 136 bizim gerçek fiyatımız. O yüzden hemen 136'yı getirelim. Dolar widget nokta süslü parantez için alıyorduk. Widget Nokta ürün nokta fiyat USD olarak bunu getiriyoruz. constant değil artık bu ee, bu kısım const olabilir. Şimdi bizim fiyat artık Firebase'den geliyor. Gördüğünüz gibi o yüzden biraz önce ikisi de 135 şey 136 yazıyordu ama şu an bir tanesi 136 bir tanesi 90. Burada indirim oranı şu anda 0.2 yazıyor birinde. Pardon biz e, ürün fiyatını bunu şeyle çarpmamız lazım eksi bu bu bilgi tek yetmiyor bu eksi ne olacak ürün fiyat çarpı indirim oranı İndirim oranı bu bize fiyatı verecek 136 değil bizim fiyat Çünkü 68'de 72 gördüğünüz gibi ürünün gerçek fiyatı üstü çizili haliyle gelecek. Yani şu 100, 136 olan ama buraya da bir tane boşluk ekleyeceğiz. Şu şekilde bir boşluk. Gördüğünüz gibi 136'nın üstü çizik, 90'ın üstü çizik. İndirim oranı şu anda ne yazıyor? 0.5 yüzde gibi yazıyor. Ee, yapacağımız şey basit. Bunu direkt yüzde çarpacağız. Çarpı 100 yaptığımızda ve bunu integer'a çevirmek mantıklı. Şu an 50 20 yazıyor ama bazı durumlarda burası tam şey olmayabilir. Vereceğiniz sayılar bazen küsuratlı olursa e, problem olabilir. E, problem olmasın diye bunu en son to int derseniz pardon to int o zaman integer'a çevrilir ve burada hiçbir zaman virgüllü bir sayı görmezsiniz. Gördüğünüz gibi %50 indirim %20 indirim şu anda e, bu şekilde bunları düzelttik. Ee, tamamdır serbay şu an sanırım senin mesajını yazdığın üzerinden e, yaklaşık 2 dakika geçti 15 geçe o zaman araya girebiliriz araya kadar bu widget'ın şeklini şemalini e, Biraz Çeki düzen verdik biraz düzelttik yani Şunu turuncu hale getirmeye gerek var mı elimizdeymişken yani hepsini düzeltiyoruz bu, bu gri Bunlar turuncu bu kadar detaya girmeyelim kozmetik şeylere çok fazla girmeyelim ben şimdi sadece sepet ikonunu buraya getireceğim. Ama dediğim gibi aktifleştirmeyeceğim. Sadece sepet ikonunu bu sola getireyim. Sepette ise görünsün. Sepette değilse de görünmesin şeklinde yapacağım. Şimdi e, nerede bu? Bizim bunun aynısından bir tane getirip şu en alt tarafta top right değil top left yapıp Top left ee, ve artık favoride mi değil mi diye bakmayacağız. Sepette mi değil mi diye bakacağız. Birazdan bu kısmı e, hallederiz. Aradan sonra sepete bunu direkt entegre edelim. Yani ben bu ikona bastığımda şu an nasıl ki kalbi değiştirip geri eski haline getiriyor. Birazdan ben buna bastığım zaman bu ürünü Firebase'de sepete ekleyecek. Firebase'de sepetten çıkaracak. Firebase'de sepete ekleyince otomatik olarak buradaki de bir sayı artacak. Aradan sonra bu kısmı yapacağız dolayısıyla. Şimdi bunu e, kart diye shopping kart muhtemelen shopping bag varmış. Güzel. Bu şekilde uygundur. E, biz şu anda bunu bu şekilde sepette sepetteyse bu şekilde olacak. Sepette değilse de e, kalp gibi şu, muhtemelen. Şunu yapacağız Outline it Sepette değilse Böyle olacak Sepette ise de biraz önceki gibi olacak Aradan sonra bunu hallederiz Bence yavaştan araya Girebiliriz gibi Evet 15 dakika ara verebiliriz 20-30'da Tekrar görüşelim arkadaşlar Çayınızı kahvenizi tazleyip Enden ekran başında bekliyoruz sizleri Ee, evet, yedinci dersimizin ikinci oturumunda e, geçebiliriz. E, ben birazdan e, yoklamaya göndereceğim arkadaşlar. E, yoklamada ekip numarası numaralarınıza doğru girmeyi unutmayın. E, yoklamalar ona göre alınıyor. E, sözü size verebilirim. Tamamdır, teşekkür ederim. E, şimdi hızlıca devam edebiliriz kaldığımız yerden. Eğitim boyunca zaten hızlı hızlı ilerledik. Çünkü yetişeceğimiz yerler var demiştik. Bitirmeye çalışıyoruz. Şimdi sepet kısmını yapacağız. Sepet kısmında biz normalde e, buraya tıkladığımızda sepette mi değil mi diye şu an için herhangi bir şey yapmıyoruz. Bakın tıklanabiliyor burası ama herhangi bir şey yapmıyor. Buranın sepette olup olmadığını anlayabilmemiz için Firebase'den bunu canlı okumamız gerekiyor. Canlı bir şekilde okurken de bunu yani bu sayfaya gelirken aslında bunun future builder olup olmaması çok önemli değil. Bunu stream builder ile de future builder de yapabiliriz. Ama asıl bizi ilgilendiren kısım şu sağ üstteki kısım. Sağ üstteki kısım kesinlikle bir stream builder'ın içinde olmalı ki biz ürünü sepete eklediğimiz anda Hemen Burada sayıyı artırabilelim O yüzden önce bunu sepete eklemeyi halledelim Sonra da da e, Sepetten yani bu kısmı güncellemeyi hallederiz önce bunu sepete ekleyelim Şimdi yapacağımız şey şu Yine firebase firestore çağıracağız Firebase Firestore.instance diyorum ve Collection'dan ee, ne yapacağım ben? Users kısmına gideceğim. Users. Önce senaryoyu anlatayım. Senaryomuz şöyle olacak. Şu an storage ile işimiz kalmadı. Onu kapatıyorum. Users'ın içinde benim bir tane şurada basket diye bir tane propertim olacak. Sepet diye basket. Böyle bir sepet veya kart diyelim. Sepet hatta böyle bir kart olacak. Kartın içi array olacak ve bu array'in içindeki her bir string benim bir ürünümün id'si olacak. Yani bu productstaki id'yi ben buraya sepetin içine ekleyeceğim. Sepetten çıkarırken de buradan çıkaracağım geri. Ee, hemen o şekilde devam edelim bakalım. Ee, users dedik. Users'ın içinde bir tane e, dökümanımız var. Bu dökümanımız nereden geliyor? Bakın bu dokümanımız nereden geliyor? Bizim out authentication'daki user'ımızdan geliyor. Dolayısıyla biz final user deyip firebase authentication nokta instance nokta current user diyerek user'a erişebiliyoruz. Uygulamanın her yerinden. Uygulamanın herhangi bir yerinden ben user'a erişebiliyorsam o oradan da user ID'ye erişebilirim. User nokta şimdi bu user normalde null olabilir. Ama biz biliyoruz ki normalde null değil. Çünkü null olsa zaten bu sayfaya gelmemiş olacak. O yüzden buraya ünlem ekleyebiliriz. Eğer buraya ünlem eklemezsek buraya ünlem veya soru işareti eklememiz gerekiyor. Yukarıdakini eklemek daha kolay olur. User'ın unique ID'sini alıp o dökümana gitmiş oluyoruz. Ben buraya ekliyorum. Buraya ekleyince tabi buradan kaldırmış oluyorum. Şu anda ne yapmış oldum? Bakın users yani kullanıcılar döküman şey, e, koleksiyonunun hangi users ile eğer ben hangi user isem yani hangi kullanıcı isem eğer e, onun döküman idsini girdim. E, Gamze Yaş Firebase içinde admin paneli tutulur gösterecek misiniz diye sormuş. Ona bir cevap vereyim burada kısaca. Aslında Firebase'in içinde yani bu gördüğünüz yer normal şartlarda bir admin paneli gibi. Ama bu daha çok sistem admini gibi. Yani çünkü veri tabanına erişebiliyor ve yanlış yapma ihtimali var. Ama sen admin panelinden kasıt buradaki gibi bir uygulama olsun, bu uygulamadan ürün eklenebiliyor olsun dersen. Zaten şu ana kadar öğrendiğimiz bilgileri birleştirerek siz de yapabilirsiniz. Yani nasıl birleştirerek? Şunu kastediyorum. Şu an eksiğiniz sadece dosya seçip dosyayı storage'e eklemek. Onu göstermedik. Belki zaman kalırsa onu gösterebilirim. Ama sizin şu anda şunu yapabiliyor olmanız gerekiyor. Mesela products kısmına siz gelip bir tane product'ı uygulamanın içinden direkt ekleyebilirsiniz. Bunu nerede anlatmıştım? user'ları oluştururken anlatmıştım. Hatırlıyorsanız orada mesela bunları biz uygulamadan eklemedik, değil mi? Yani pardon, buradan eklemedik. O kendi uygulamamızın içinden ekledik buraya. Biz uygulamanın içinden buraya eklediğimize göre ki bir bunları ben eklememişim. Siz e, şunu ben ekledim. Bunu ben ekledim. Mesela bunu siz kayıt olurken eklemişsiniz. Bunu mesela biz hiçbir şekilde biz eklemedik. Ne olmuş? Uygulamanın içinden kişi kayıt olurken buraya bilgilerini alabiliyoruz. Yani biz Firestore'a şu anda yazabiliyoruz. Yazabiliyoruz. Sizin yapacağınız şey uygulamanın o şeklini de yazmak. Yani bilgilerinizi birleştirmeniz gerekiyor. Dolayısıyla biz e, direkt bir admin paneli yazmayacağız uygulamaya. Ama şu ana kadar öğrendiğimiz bilgilerle yazılabiliyor. Onu belirtmiş olayım. E, şimdi dediğim gibi biz şu anda ne yaptık? Bu şekilde bir 100 lira erişebildik. Bu arada biz normalde burada e, Ali olarak girdik ama 100 liralık içinde Ali yok. O yüzden deniz çıkış yapıp deniz olarak giriş yapalım. Şöyle çıkış yapıyorum. Denizetain.com. Sanırım bunun da şifresi yine 1 2 3 4 5 6 idi. Tamamdır. Bu şekilde giriş yaptık. Biz şu anda koleksiyonlardan users koleksiyonuna erişiyoruz. Bu dökümana da erişiyoruz. Ve bizim bunu şu anda update etmemiz gerekiyor. Çünkü bu döküman var. Bunu biliyoruz. Burada bu dökümanın hangi kısmını update edeceğiz? Kart kısmını. Kart diyeceğiz. Bakın kart kısmını update edeceğiz. Ve burayı update ederken şuraya dikkat etmek gerekiyor. Ben şimdi normalde şu anda bakın Deniz'in. Normalde şu anda kart diye bir şeyi yok. Bir veri tipi yok şu anda burada. Yani bir e, alan yok. Şu anda öyle bir sepet diye bir alan yok. Bunu oluşturacağım. Ama o array'i bozmadan yani oradaki diziyi bozmadan direkt oranın içine ekleme yapmam gerekiyor. Bunun için de yine kullanabileceğim bir field value dediğimiz bir eleman var. Array union yapıyor. Yani siz diyorsunuz ki buradaki user'ın buradaki pardon ürünün widget nokta ürün widget nokta ürün ee, nokta unique id ürünün unique id'sini buradaki ereye ekle eğer burada array yoksa ne yapacak e, bu bunu oluşturacak şu anda olmadığı için bunu oluşturup ekle eklemesini bekliyoruz bir deneyelim bakalım olacak mı şu anda burada gördüğünüz gibi kullanıcı var. Deniz kullanıcısındayız. Şöyle ben tıkladığım zaman sepete şöyle tıklıyorum. Gördüğünüz gibi bakın. Ürünün ID'si, bu ürün hangi ID? Adidas 4J diye başlıyor. Products kısmına gidelim. Gördüğünüz gibi 4J ile başlıyor. Aynı şekilde şu anki yaptığımız işte şöyle bir problem var yalnız. Ee, göstereyim problemi. Şimdi tekrar tıklarsam dikkat edin bakın ne oluyor. Tekrardan tıkladım. Bakın tekrardan tıkladım buraya. Ee, buraya normalde tekrardan ekliyor. Kendisini getirip tekrardan ekliyor. Biz çıkması çıkarmasını istiyoruz. Tekrardan buraya tıklıyorum. Bakın ikinci ürünü de getirip ekliyor. Ben tıkladığım zaman bu ereği içinden bunun çıkması gerekiyor. Bunun için yapacağım şey şu. Benim buraya gelirken yani şu bölüme gelirken ne yapmam gerekiyor? Şu dökümandan benim haberimin olması gerekiyor. Yani ben bu dökümanı sürekli dinleyeceğim. Bu dökümanı dinlediğimde bu döküman eğer ki bu dizinin içinde benim bu ürün ID'm varsa demek ki sepette bu ürün var. Eğer yoksa demek ki bu sepette bu ürün yok. Yani iki olasılık yapacağız birinde ekleme yapacağız birinde çıkarma yapacağız şu anda biz sadece ekleme yapıyoruz Sadece ekleme Şimdi şöyle yapacağız bunun için Bu e, ikon butonu yani bu kısmı stream builder'ın içine alalım Bir stream builder'ın içine alıp Şöyle yapacağım e, User'ın dökümanını Dolayısıyla şöyle yapacağız. Buraya getireceğiz. User ile ilgili döküman kısmını. Şuraya kadar. Şu kısmı kesiyorum. Bu bizim user dökümanımızı oluşturan kısım. Final user. Kart. E, user doc diyelim. Yani user dökümanı eşittir bu. Şimdi biz normalde hiçbir şey yapmadık. Sadece user'ı burada değil yukarıda tanımlamış olduk. Başka da herhangi bir değişiklik yapmadık. Niçin yukarıda tanımladım? Çünkü ben bu dökümanı dinleyeceğim. Bu dökümanı dinleyerek bu dökümandaki değişikliktir. Yani benim stream bu Bu dökümanı dinleyerek işi yapacak. Diyorum ki user doc e, snapshots. Ne yapmış oluyor? Stream olarak durmadan dinlemiş oluyor. Yine dediğim gibi konteksti şu an kullanmıyoruz burada. O yüzden diyorum ki e, if snapshot eğer benim bu snapshot'ımda data varsa data varsa burası data yoksa şu an bakın süslü parantezlerin dışındayım data yoksa return center child circle progress indicator sepete eklerken bu şekilde kaydedin burası benim e, ikon butonumun olduğu yer ikon butonu buraya göre olacak şimdi burada şunu soracağım sepette mi değil mi sepette olup olmadığını sor soracağım o yüzden diyorum ki final kart e, array eşittir diyorum normalde benim snapshot'ımın içinde snapshot snapshot.data data bu datanın var olduğunu biliyorum snapshot'ımın çünkü datası var Buradaki data'nın e, hangi elemanına geliyorum? Şöyle, e, şöyle bir bakayım. Snapshot nokta data, data null olabilir. E, neredeydi benim kartım? Direkt kart. Sepetim bu benim buradaki sepeti olduğu gibi alıyorum buraya bunu getiriyorum şimdi şöyle data'nın kart kısmını aldım snapshot data'nın kart kısmını aldım bu data'nın olduğunu dediğimiz gibi şuradan biliyoruz ama kart kısmı olmayabilir yani nasıl olmayabilir şu an dikkat ederseniz mesela bunda kart diye bir alan yok. Bu alan olmadığı için bu bölüm nula düşebilir. O yüzden dinamik gibi duruyor bakın. Bunun liste olarak olması gerekiyor. Şu iki tane soru işareti daha önce bahsettim mi bilmiyorum. Eğer olur da bu kısım null olursa o zaman sen bunu boş liste olarak al. Bu kısımda şöyle bir liste olmuş olacak. Liste kart array. Ee, önce Burada olduğunu varsayacak. Eğer burada olmazsa öyle bir olasılığımız var. Olmazsa boş liste yapacak. Eğer daha önce hiç sepete ürün eklenmediyse demek ki sepetin kendisi de yok. İlk ürünle birlikte sepet meydana geliyor. Ve şunu yapacağız. Ee, aslında direkt şuradaki kart array'in içine diyebiliriz ki. Şimdi sepette mi değil mi diye. Final in kart diyelim kartın içinde mi değil mi bizim şu anda kart array'imiz var nokta contains diyorum içeriyor neyi widget nokta şöyle widget nokta ürün unique id'si bu şu anda kartta var mı yok mu onu buluyor diyeceğim ki if in kart yani bu ürün sepette varsa sepette varsa Pardon onu şurada yapacağım. Sepete ekleme çıkarma işini burada yapacağım. Ee, sadece bu in karta göre şunu yapalım. Şimdilik in karta göre eğer sepetteyse şu anda bu hangisi? Boş olan. Sepetteyse dolu olanı göster diyeceğiz. Şunu kopyalayalım. Şuraya kadar getirip şu outline'ı tık kaldırıyorum. Şimdi ne olmuş olacak? Sepette ise gördüğünüz gibi dolu bakın sepette ise dolu sepette değilse ki sepette olmayanı yapalım. Mesela buradan sepetten çıkaralım birini. Buradan adminden ben şu anda bunu çıkarabiliyorum değil mi? Şimdi çıkarıyorum bakın sepetten bu elemanı çıkardığımda şu gördüğünüz gibi hemen sepetten çıktı. Geri ekliyorum. Geri eklediğimde buraya geliyor. Ben buradan çıkardığımda herhangi bir şey yapmaksızın gördüğünüz gibi ikonum değişiyor Şimdi ben bu çıkarma işini de burada yapabilmem gerekiyor değil mi her seferinde sepet için gidip firebase'den e, Ürünü çıkarmayacağız tabii ki e, Burada update ederken biz ne yapıyorduk Ekliyorduk Oysa şöyle diyeceğiz eğer Varsa, if pardon, if e, kartın içinde varsa ekle, değilse pardon e, çıkar. Bu kısım çıkar olacak, bu kısım ekle. Yani buradan alıyorum bunu, buraya getiriyorum. Bunun aynısını şöyle alıp buraya getiriyorum. Sadece array union değil, array remove şeklinde bırakıyorum. Yani varsa çıkaracak yoksa ekleyecek. Sonra tekrar kontrol edecek. Var mı yok mu diye. Yaptığımız o. Bakın dikkat ederseniz şu anda biri var sepette, biri yok. Şunu tekrar geri sepete ekliyorum. Sepetten geri çıkarıyorum. Bu kadar hızlı gerçekleşiyor bu olay bu, bu arada. Bakın ekliyorum Firebase'de gördüğünüz gibi. Ekleniyor, çıkar diyorum hemen çıkarıyor. Yani gayet hızlı bir şekilde biz şu anda sepetten ürünlerimizi ekleyip çıkarıyoruz. Gördüğünüz gibi. Bu kadar basit arkadaşlar bir sepet olayını yapmak. Şu anda biz bu sepeti aynı zamanda e, cihazlar arası olacak şekilde yapmış olduk. Çünkü bizim sepet Firebase'de tutuluyor. E, yapacağımız şey şimdi şu, burayı dinleyerek yani sepette ürün sayısı kaç tane ise dinleyip şu sağ üst köşedeki sepetin üzerine koyacağız. Hatta o sepet ikonuna tıkladığımızda bir sepet sayfasına gideceğiz. Yani yavaştan ödeme sayfasına doğru bir yol alacağız. Bu kodları bence şimdi puşlayayım. Çünkü çok oldu. Git, git. Commit. Sepete ürün, ekleme ve çıkarma işlemleri yapıldı. Ve git push diyerek bunu github'a gönderiyorum. Buradaki kodları şu anda e, github'a gönderdim. Bir nokta oluşturmuş olduk. Şimdi şuradaki ikonu bulalım. Nerede bizim bu arkadaş? Ee, neredeydi? Harun Ödev sayfasında. Appbar'ın içinde. Evet şurada. Şu anda Appbar'ın içindeyiz ve Gördüğünüz gibi resim şeklinde e, bu ikonu burada göstermişiz. Öncelikle bir boş bir sayı basmayı deneyelim oraya. Önce bir sayı bakalım orada gösterebilecek miyiz? Onun için bunu bir stack içine alıyorum. E, dikkat ederseniz ben mesela sized box yapacağım zaman center seçiyorum. Future builder yaparken stream builder seçiyorum. İşte column yapacaksam, şey stack yapacaksam column seçiyorum. Sebebi şu. Listede istediğim eleman yok. Ama ben istediğim elemanla neredeyse aynı olan, mesela stream builder'ı seçiyorum. Stream kelimesinin yerine silip future yazıyorum. Center seçiyorum. Hemen size box'a dönüştürüyorum. Yani istediğiniz eleman burada değil diye e, hepsini baştan yazmanıza gerek yok. Benzeri bir eleman seçin. istediğiniz değişiklikleri onun üzerinde yapabilirsiniz. E, şimdi... Dediğim gibi bunu stack olarak yaptık ve şöyle yapalım bir position it. Position it fill demiştik. Daha önce bunu kullandık. Nerede? Şu iki elemanı bu resmin üzerine yapıştırırken kullandık. Şimdi aynısını yine kullanacağız burada. Bu sefer align deyip ee, Bünyamin güzel sorular soruyorsun. Birazdan bu şu an yaptığım iş bitince hatırlat. Göstereyim. Ee, şimdi position.fill align dedik. Ee, Alignment'ı verip bir alignment nokta. Nereye koyacağız? Sağ üst köşeye. O yüzden top right deyip buraya bir eleman ekleyeceğim. Ekleyeceğim eleman şöyle ee, child diyelim. Dümdüz bir text de olabilir ama chip diye bir tane şey var. O çok büyük olabilir gerçi burada bir deneyelim. Şimdi bunun içinde mesela label'ımız bizim bir text widget'ı olsun ve içinde sıfır yaz. Şimdilik sadece bunu görmek istiyorum. Bakalım nasıl bir şey olacak. Chip çok büyük olduğu için şeyi bastırdı. Yani şu anda sayıyı göremiyoruz. O yüzden chip yerine direkt şunu deneyelim. Direkt bunu deneyelim. Bu bir tık daha iyi gibi ama tam nette değil şöyle yapacağız bunun arka planına bir tane e, colored box koyalım ve renk verelim buna color colors.red şeklinde bir deneyelim bakalım nasıl olacak e, şimdilik böyle dediğim gibi kozmetik kısımlara takılmayın bunu siz istediğiniz şekle getirebilirsiniz şu anda burada sıfır yazıyor. Sepette kaç tane ürünüm var benim? Şu anda iki tane ürünüm var. Sepete ürün eklediğimde bunun artması, sepette ürün çıkardığımda da bunun azalması gerekiyor. Ve sepette şu anda sıfır ürün olduğu için benim bunu görmemem gerekiyor. Sadece sepette ürün varken ben bunu göreceğim. Ee, o yüzden şimdi ben bu kısmı, yani şu kısmı, yine bir stream builder'ın içine alıyorum. Buradaki stream builder, Tamamen ana sayfa ürün widget'in içindeki stream builder'la tamamen aynı. Tamamen aynı olacak. Ee, şu anda bu bu ikonu buradan alıp başlı başına bir widget yapmak daha mantıklı. Kodlarını alacağım bunu. Par, parçalar bölümüne geliyorum. Diyorum ki sepet e, butonu. Buton widget diyelim. Nokta dart. Sepet widget olacak bu sadece. E, import material nokta dart. Sebebi şu. Hani ben burada şimdi bir sürü işlem yapmaya başlayacağım. Bu dosya zaten büyük. Ben bu dosyanın içini iyice kalabalık, iyice karmaşık yapmamak için buradaki kodları buradan alıp şöyle alacağım buradan. Onun yerine sepet e, Bu tomb widget'in içine koyacağım. Buradan idare etmesi çok daha kolay olacak. Bir stateless widget olarak bunu kullanabilirim. Sepet buton widget ve return kısmına oradan aldığım kodları olduğu gibi yapıştırıyorum. Herhangi bir şey değiştirmeden buraya da şu anda kaydettiğimde gitmesi gerekiyor. Gördüğünüz gibi sepet yok burada. Sepeti ben sadece buraya diyorum ki const Sepet buton widget. Sepet buton widget'i eklediğimde görüntüde hiçbir şey değişmedi. Sadece şöyle bir güzellik oldu. Şu anda elimde çok sade bir dosya oluştu ve ben bu dosya üzerinde çok daha kolay bir şekilde çalışabilmiş olacağım. Bunu kaldırıyorum buradan. Artık bir stream builder ve oradaki ürün sayısı lazım. Dolayısıyla bu kısmı olduğu gibi kopyalıyorum buradan. State management kısmına zamanımız kalırsa bugün geçebiliriz bence. Çünkü state management'a geçmenin mantığı şuradan başlıyor. En önemlisi bir datayı birden fazla yerde, çok benzeri yerleri tekrar yazmaya başladıysanız sizin bunları merkezi bir yere taşımanız gerekiyor. En önemlisi şimdi biz bir tane stream builder. Şu ana sayfa ürün widget'ının içinde bir tane stream builder vardı mı? bir tane şu an stream builder. Her bir ürünün içinde Bakın bir, iki, bunun yüzlerce olduğunu düşünün. Yüzlerce ürünün içinde yüzlerce stream builder yapmış olacağız. Oysa ve bu stream builderların her biri gidip bu internet trafiğini yaratacak. Her biri teker her teker bu internet trafiğini yap yaratacak. Amaçları ne? Sadece bu sepette var mı yok mu diye. Yani her her bir ürün sepette var mıyım yok muyum diye Firebase'e sorup duracak oysa biz bu sepeti merkezi bir yere alsak ve ürünlere sadece desek ki orayı dinle. Sadece bir istek atsak. Bakın sadece bir istek. Atacağımız istek nereye atılıyor? User koleksiyonunun kendi user'ı olan dökümanının bu ereğini dinleyeceğiz. Biz sadece bu ereği dinlemek için şu anki halinde bile kodları tamamlayayım sonra düzenleriz. Kaydediyorum. Sadece burada bile 3 tane 1, 2, 2 ürün olduğu için bu 200 tane ürün olsaydı 200 olacaktı. Bir de bu sepet için dinliyorum 201. Şu an için 2 artı 1, 3. 3 tane internet isteği yapıyorum. Sadece sepette ürün var mı yok mu diye kontrol etmek için. Ee, bunu normalde merkezi bir yere alıp sadece bir defa yapmanız lazım. Bunu daha önce söylemiştim. Kaynak tüketimi önemli. Yani yapacağınız tek bir hamle mesela burada işte state management'ın önemi ortaya çıkıyor. Siz e, sepette ürün var mı yok mu diye 200 tane istek yapmak yerine ki 200 ürün bile çok az belki de binlerce ürün olacak. Binlerce istek atacaksınız ve ben, ben niye Firebase'e para ödüyorum'a gelecek. Ne demiştim Firebase anlatırken? Eğer Firebase'i optimize kullanırsanız muhtemelen hiçbir zaman para ödemeden bunu kullanabilirsiniz. Mehmet Aşık'ın sorusu var. Bir taraftan onu da okuyayım. Bünyaminin sorusu da aradan kaybolmasın. İkisini de okuyayım soruların. Bünyaminin sorusu önce Hocam size zahmet Firebase konsol üzerinde data neresi, doc neresi, docs neresi, snapshot neresi e, bunları anlatabilir misin diye bu Bünyaminin sorusu unutmayalım. İkincisi Mehmet Aşık'ın sorusu Hocam bu kapsamlı uygulamalarda bir resim ya da butonun daha kolay bulunma yöntemi var mıdır? Kodları sadeleştirme imkanımız nedir? Sadeleştirmenin örneğini biraz önce yaptık. Yani daha önce söylemiştim. Bir dosyanızda asla 200 satırdan fazla kod olmasın ki bulması kolay olsun. İkincisi, siz şu an ekranda bu önemli bir soru, o yüzden hemen cevaplamak istedim. Şu anda ekranda olan bir, mesela bu kodlarını kapatalım bunun. Ee, tamamlayıp kapatalım. Önce tamamlayalım, sonra kapatalım, sonra bulalım. Ee, şimdi User doc'tan bir stream builder'ın içinde sadece bu kısmı dinleyeceğimiz için geliyorum buraya bunu bir stream builder'ın içine alıyorum. Aynı benzer bir stream builder'ım var zaten o yüzden buradan olduğu gibi kopyalıyorum burayı. Şu kısma kadar kopyalayıp getirip buraya yapıştırıyorum. Şu konsta gerek yok. Ee, şu anda burada bir ürün yok. Dolayısıyla herhangi bir ürüne ihtiyacım da yok. Benim sadece bu listenin uzunluğuna ihtiyacım var. Bu listenin uzunluğu benim için önemli. Ben diyorum ki eğer if is empty, eğer boşsa bakın burası boşsa return sized box. Yani bomboş bir widget dön. Değilse bakın değilse ne olacak? Ee, burası return olacak. Ama snapshot'ın datasının içinde. Şu anda yaptığım şey kodların şeyini bozdu. Parantez. Bu güzel bir örnek. Birlikte bulalım. Ee, öncelikle bu stream bu ildirimizin kapatma parantezi burada. Sorun yok. Stream burada. Bu ildirin kapatma parantezi yok muhtemelen buradaki. Şunun kapatma parantezi buraya gelmiş. Dolayısıyla bu ildirin kapatma parantezine ihtiyacımız var. O da süslü parantez. Yerleştirdiğimde gördüğünüz gibi ee, sorun ortadan kalkmış oldu. Bu şekilde ee, hala bir sorun varmış gibi görünüyor. Gördüğünüz gibi neden? Çünkü snapshot has array de yani data varsa return'ümüz var. Else'inde return'ümüz yok. O yüzden şunu alıyorum getirip pardon şu kısmı bunu buradan alıyorum. Onu da yine buraya getiriyorum. Yani else. Snapshot'ın else'ine getiriyorum. Ee, ve eğer empty ise bu liste empty ise burayı göstermeyecek. Ama şu anda empty olmadığı için bakın her ikisini de çıkardığımda buradan gördüğünüz gibi kayboldu. Geri getirdiğimde sıfırı orada gördüm. Hep sıfır görüyorum. Neden? Çünkü ben buraya sıfır yazdım. Onun yerine ben deseydim ki sen buraya bu listenin uzunluğunu bas. Bu listenin uzunluğunu nokta şu const'u kaldırıyoruz buradan. kart array'in length'ini bas buraya. Şimdi dikkat ederseniz artık sepetimde kaç tane ürün varsa ben sağ üstte onu görmeye başladım. Bakın kaldırdım. Gördüğünüz gibi şu an bir tane ürün var. Bir tane daha kaldırdım. Tamamen kalktı gitti. Şimdi e, Mehmet Aşık'ın e, sorusuna geliyorum. Bu widget diyelim ki bunları dosyalara böldük. Şu anda bu widget'ı ben nereden bulacağım? Yani bu widget'in kodları acaba nerede? Bunu bulmanın çok hızlı bir yöntemi var. Çok çok hızlı. Şurada mercek işareti var. Bu mercek işaretine tıklarsanız şu şekilde bir widget ağacı geliyor buraya. Burada e, seçme var. Widget seçme işareti. Buradan gelip herhangi bir widget'in üzerine tıklarsanız ilgili dosya direkt Gözünüzün önüne açılacaktır. Kodlarınızı mümkün mertebe küçük parçalar halinde yazın. Dosyalarınızı derli toplu bir şekilde tutun. O zaman e, proje büyüdüğü zaman bile kontrol etmesi kolaylaşmış olur. E, buna da kısaca değinmiş oldum. Siz videoyu belki de burada durdurup tekrardan geri açıp denersiniz. Bunu uygulayın. Bu bir widget'ın kodlarını bulmanın en kestirme yolu. E, şimdi tekrardan yenileyip gelelim. Gamze'nin sorusu var. O sırada onu da okuyalım. Merkezi bir yerden olunca toplu bir sorgu gibi mi oluyor? Evet Gamze sadece bir sefer bu ereyi okumuş oluyoruz. Yani 200 artı 1 değil ya da 1000 artı 1 değil. Sadece bir defa okumuş oluyoruz. Dolayısıyla da e, ne yapmış olacağız? Sadece bir defa okuduğumuz için bizim için maliyet son derece düşmüş olacak. Bünemim senin sorununa geliyorum. Şimdi hatta senin soruyu kopyalayıp yapıştırayım şuraya. Çünkü iki parçadan oluşuyor. Şöyle nereye yapıştıralım? Buraya yorum olarak yapıştırayım. Şuraya yapıştırdım. Ee, şöyle data nedir? Data şu gördüğün şuradaki data dökümanın içindeki kısmı ifade ediyor. Burası. Parça parça anlatacağım. Dökümanın içini gösteriyor. Data bu doc dediğimiz şey bir tane döküman şu anda şu id ile beraber bakın şu id ile beraber data ile beraber yani ikisinin birleşimi dosya dediğimiz şey çünkü sadece dosyanın içeriği değildir aynı zamanda dosyanın ismidir dolayısıyla şu id artı içerideki data eşittir bir tane doc bir tane doc docs dediğimiz şey ise bu koleksiyondaki şuradaki users koleksiyonundaki bütün dokümanlar yani bütün dokümanlar bunlar id'leri içindeki artı datalar. Yani sen docs dediğin zaman üçünü de muhtemelen kast ediyorsun. Herhangi bir filtreleme yapmadıysan. Ee, snapshot yani query snapshot dediğimiz aynı şey. İkisinin arasında bir fark yok. Sen de o yüzden zaten parantez içinde yazmışsın. Bu kısım Firebase konsolla ilgili bir şey değil. Bu stream builder ile ilgili bir şey veya future builder ile ilgili bir şey. Snapshot dediğimiz şey. Firebase üzerinde çalışırken ismi query oluyor. Yani sorgu snapshot'ı. Yani sorgunun o anki durumu demek. Snapshot zaten şöyle değil mi? Tam Türkçesini bilmiyorum ama böyle şipşak gibi. Anlık durumunu yani sizin yaptığınız o internet isteğinin anlık durumunu barındıran elemanımız. Buradaki snapshot mesela anlık kontrol ediyoruz biz bunu. Diyoruz ki bu snapshot'ta data var mı? Evet veya hayır. Bu şatta mesela has error. Bir error var mı? Mesela belki de error vardı. Ee, has data. Data var mı diyoruz. Sonra içindeki datayı ekstra okuyoruz. Yani data var mı? Evet. Data varsa ekstra datayı okumuş oluyoruz. Ee, bu şekilde düşünebiliriz. Silmeyeceğim. Bu da burada kalsın. Bu soruyu niye cevapladığımız kısmı bu şekilde kitaba gitmiş olsun. Şimdi ne yapmış olduk arkadaşlar? Bakın. E, sepete ürün ekliyoruz Eklediğimizde de sağ üst köşede görünüyor Dediğim gibi kozmetik kısma yine değinmiyorum Sadece belki şunu yapabilirim Style deyip e, Kırmızının içinde Rengi beyaz yapalım nokta white. Çünkü siyah iyice e, şey oluyor Şu an gördüğünüz gibi e, bu şekilde göründü Hafif bir padding verelim sayıya şey dedim çok kozmetikle uğraşmayacağız dedim ama şu an yavaş yavaş kozmetikle uğraşmaya başladık. Burada bitiriyorum çünkü kozmetik işler bitmiyor. Gördüğünüz gibi iki. Bunu siz küçülteceksiniz sağ üst köşeye iyice, yukarı köşeye götüreceksiniz. Bu tür şeyler artık sizde, ben de değil. Normalde de ikon butonun üstüne götürürseniz daha iyi. İkon butonun içine değil üstüne götürün. Size tavsiyem o. Bu şekilde şu anda sepete ekleme çıkarma işlerini de yapmış olduk. Şimdi biz buna tıkladığımızda da gidip bir tane sayfada normalde ürünleri listelememiz lazım. Öyle bir sayfaya geldik. Orayı da yaparsak sanırım yavaştan ödeme sayfasına yani o aslında orası bir taraftan da ödeme sayfası olmuş olacak. Umarım sonraki derste zamanımız kalır da ödeme kısmını da tamamlarız. Şimdi ürün detay sayfasını mı halledeyim? Bunu merkezi bir yere mi taşıyayım? Aslında bunu merkezi bir yere taşımak şu anda daha iyi. Ama merkezi bir yere de nasıl taşıyacağım tam şundan dolayı emin olamıyorum. Ben size e, sorayım. 20 saniye süremiz var. Ara içinde şu anda 9 dakikamız var. Size sorayım bunu. Şimdi ben size hızlı bir şekilde bu e, yani şu ana kadar hiç dışarıdan bir paket kullanmadık state management için. Hep stream builder'lar kullandık. Hep stateful widget'lar kullandık. Şimdi dışarıdan bir paket mi kullanalım yoksa global bir değişken olarak kullanıp hızlıca ilerleyelim mi diye düşünüyorum. E, muhtemelen e, dışarıdan bir paket kullanmak sizin açınızdan iyi olur. Bittik, şundan dolayı sormak istiyorum. Hafif kafa karıştırıcı da olabilir biraz. Blok paketini seçebiliriz. Blok paketini hızlıca bizim bu işimizi görecek hale sokabiliriz. Yani e, yapacağı şey şu olacak: Blok bize bu isteği merkezi bir yerde tutacak. Yani isteği sadece merkezi bir yerde bir istek olacak. Herkes orayı dinleyecek. Orada bir değişiklik olursa ona göre ekranda bu yenilenmeler olacak. Blow mu göstereyim yoksa buradaki stream'i dikkat ederseniz yaptığımız şey ne oluyordu? Buradaki snapshot'ı dinliyoruz. Bakın burada bir tane var. Şu anda sepetteyiz. Burada bir tane. Bu bir stream yani internet isteği yapıyor. Durmadan yapıyor. Sağ üstte. Bir de ürünlerin içinde var. Ana sayfa ürün widget'in içinde var. Yine stream. Bu da başka bir stream. Oradaki örnekle aynı değil. Bu başka. Her birinin ürünün içinde bu olacağı için şu anda 3 tane stream'im var. Yöntemlerden biri şu. Ben bunu alıp yani buradaki stream'i alıp örnek olarak söylüyorum. Mesela main.dart gibi bir yere koyarak veya giriş sayfası gibi bir yere koyarak Çünkü ben giriş sayfasına bunu koyduğum zaman her yerden bu streami takip edebilirim artık ee, Bu bir yöntem aklınızda bulunsun bunu göstermeyeyim o zaman sadece fikir olarak söylüyorum Çünkü bu arada e, mesajlar geldi blok öğrenelim diye e, hızlıca blok anlatacağım o zaman ama stream olarak yapmak isterseniz şöyle çok hızlı bir şekilde göstereyim Şimdi normalde bu bir tane stream şekli ne? Şu şekilde bir bunun şekli vardı değil mi? Buna getirip bunun merkezi bir yerde ilk atamayı buna yapabileceğiniz, bunun ilk atamasının yapılabileceği yer, yani sepeti dinleyebileceğiniz ilk yer kullanıcı oluştuğu yerdir. Kullanıcının oluştuğu yer. Bu giriş sayfası da olabilir. Veya yüklenme sayfası kısmına geldiğinizde bakın, data varsa biz çünkü kemi dinliyoruz. Out state, state change'i dinliyoruz. Burada benim bu user'ım null değilse hemen şuradaki sayfada mesela ben globalde şöyle bir şey tutabilirim. Diyebilirim ki bu stream kart stream diye bir tane stream olarak bunu tanımlarım. Başlangıçta null olabilir bu. Hiç sorun değil. Döküman snapshot için bunu import ederim. Ve Burası oluştuğu anda yani giriş yapıldı mı? If giriş yapıldı mı? Mesela if giriş yapıldı. Eğer giriş yapıldıysa şu yukarıdaki streame ben atama yapabilirim. Ve derim ki buradaki atama normalde ne bu? Nerede? Şunu girişi kapatıyorum. Normalde şöyle bir şey değil mi bu? User.doc Şöyle yapayım hatta. User.doc Firestore zaten import etmiştik. Nokta snapshot. User'ım nerede benim? Şu andaki snapshot nokta datanın unique id'si. Şu anda bunu yaptığınızda ben aslında şu anda merkezi bir hale getirdim bunu. Ama ne yaptım? Global bir değişken kullandım bu çok tavsiye edilmez bu hatalara sebep olabilecek bir şey şu anda bunu kaldırıyorum onun yerine kart streami kullanıyorum ee, import ediyorum Herhangi bir sorun yok şu anda istek sayısını 1'e düşürdüm Bu arada 1'e düşürmüş oldum ee, ve gördüğünüz gibi hala e, sorunsuz bir şekilde çalışıyor gayet herhangi bir problem yok. İstek sayısı bu şekilde bire düştürü, düşürülebiliyor. Bunları buradan kaldırabilirsiniz. Şu anda kaldıracağım. Sonra bunu bloğa dönüştüreceğiz. Neredeydi? Ana sayfa ürün widget'ta da şu anda artık bunlara ihtiyacım yok. O yüzden kaldırıyorum buradan. İkisine de ihtiyacım yok. Ee, gerçi burada user doc'a ihtiyacım var. User doc için kalabilir burada. Burada bir problem yok. Çünkü dinlemiyoruz. Bunu yapmak dinlemek değil. Nokta .snapshot ya da nokta .get dediğiniz anda internet isteği yapmış oluyorsunuz. Yani bağlantı isteği yapmış oluyorsunuz. Onu yapmadığınız sürece dinlemiş olmuyorsunuz. Mesela update, update, set gibi şeylerle internet isteği e, yapmış oluyorsunuz. Buradaki stream'i de gördüğünüz gibi dinliyoruz. Sepette de aynı şekilde aynı stream'i dinleyelim ve Gördüğünüz gibi şu anda internet istek sayısını 1'e düşürdük ama bu anti pattern yani önerilmeyen bir yöntem. Çok küçük projelerde hiç sorun yok ama proje büyüdükçe sizin globalde takip etmekte zorlanacağınız bir sürü değişkenleriniz olmaya başlıyor. Bu da kesinlikle ve kesinlikle önerilmiyor. O yüzden bunu yapmıyoruz. Bunun yerine blok kullanarak aynı şu anda yaptığım işi yani şu anda yaptığım şey ne? Bunu merkezi bir hale getirmek. E, aynısını blok kullanarak yapacağım. Başlayalım ama sadece giriş yapacağız. Aradan sonra blok kısmına devam edeceğiz. Çünkü 3 dakika içinde ara vereceğiz. Şimdi geliyorum bloğa. Blok için flutter blok kısmını alabilirsiniz. Normal blok da alabilirsiniz. Flutter bloktan ilerleyebiliriz en yaygın state management yöntemlerinden biri bu bir yaklaşım arkadaşlar blok kelime olarak bir yaklaşım. Eee Flutter'a özgü bir şey değil. Bu bir e, düşünme şekli gibi düşünebilirsiniz. Daha önce söylemiştim. Bu state management dediğimiz şey yani datanın yönetilmesi, uygulama içindeki durumların yönetilmesi. Şu anda ne yapıyoruz çünkü? Sepetimizin bir durumu var. Bu sepetimizdeki durum bütün şeyi etkiliyor. Um, ne onun adı? Bütün uygulamayı etkiliyor, uygulamanın her yerini etkiliyor. Hem e, teker teker ürünlerimizi etkiliyor, şu anda burada olduğu gibi e, muhtemelen bozdum, orayı zaten beraber düzeltiriz, bir problem yok yani şu anda böyle olmasında e, hem buradaki sepet ikonunu yani bütün ürünleri etkiliyor hem de sağ üstteki sepet ikonunu etkiliyor. Dolayısıyla bizim bunu yönetmemiz gerekiyor. Bu yönetme şekillerinden biri bunu globale bir değişken olarak tanımlayıp e, tümünde onu kullanmak. Ama tekrar ediyorum bu kesinlikle ve kesinlikle sağlıklı bir yöntem değil. Hiçbir şekilde sağlıklı bir yöntem değil. E, onun yerine blok kullanacağız. Biz Flutter bloğu gelip pubspec.ymle ekleyebilirim. E, şimdiye kadar eklediğimiz yöntemlerden. Add Dependency kısmına Flutter blo ekleyerek ilerleyeceğim. Aradan sonra da e, bu Flutter Block üzerinden nasıl ilerleyeceğimizi anlatayım. Yani aradan sonra biz bu sepet kısmını hızlı bir şekilde yapacağım. Tüm detayına girmeyeceğim. Sadece yaptığımız zaten halihazırda anlattığım yöntemi blokla nasıl yapabileceğimizi görmüş olacaksınız. Orada qubit'i kullanacağız. Arada araştırmak isteyenler için söyleyeyim, blogun çok güzel. Dökümün eğer sayfayı bozmadı iseler çok güzel bir döküman sayfası var. Onu gösterip flutter blok diyelim. E, Blocklibrary. Dev bu web sitesinde çok detaylı ve güzel örnekler var. Arada incelemek isteyen arkadaşlar Qubit kısmını inceleyebilir. Aradan sonra Qubit'e taşınacağız. O zaman 21.30'a kadar 15 dakikalık bir mola verebiliriz. Moladan sonra yeniden görüşmek üzere arkadaşlar. Evet saat 9.30. buçuk son oturumumuza başlayabiliriz bomba gibi gidiyoruz umarım böyle güzelce güzelce devam ederiz son oturumumuzda da birazdan yoklamayı göndereceğim arkadaşlar ikinci yoklamayım devam edebiliriz Mehmet Ali. Evet tekrardan merhabalar ya normalde bayağı yorgun ve uykusuzum iki gündür yollardayım yani ona rağmen gerçekten burada devam eden arkadaşlar için Elimden geleni yapmaya çalışıyorum. Dil sürçmelerim, şeylerim olabilir. Kusura bakmayın lütfen. Ee, ama elimden geldikçe bol bol bilgi aktarmaya çalışıyorum. Bugünkü ders e, çok yoğun geçiyor. Şu anki bölüm de çok yoğun geçecek. Çünkü gerçekten çok fazla iş yaptık şu anda. E, şu an yapacağımız şey ben kübiti size elimden geldikçe. Yani bu blok ve kübit dediğimiz şey temelde aynı şeyler. Aralarında ufak tefek farklar var. Kübit daha hafif kullanımı daha kolay olduğu için kübitten an, yola çıkarak anlatacağım. Ee, ama siz şey yapabilirsiniz. Ee, sonra blok tarafına da bakabilirsiniz. Temel mantıkları birbirlerine yakın. Önemli olan e, biz şimdi flutter blow'u buraya aldık. Artık blok kullanabiliyoruz. Şimdi şunu yapacağız. Klasörler bölümüne bir tane normalde blocks diye yani kübitleri blokları tuttuğumuz kübits veya blocks fark etmez. Kübit diyelim. Kübitleri tuttuğumuz yer. Kübit suyu yazmışız. Kübitler diyelim hatta. Türkçe gidiyoruz. Türkçeye devam edelim. Kübitler. Şimdi bizim kübiti dediğimiz şeyin yapısını anlatacağım önce size. Buna ne diyelim? Sepet kübit olsun bu. Şimdi sepet kübit nokta dart. Önce geliyorsunuz. Import. E, flutter block nokta dart'ı import ediyorsunuz. Sonra bu class widget oluşturmak gibi. Ama bu kübit. Diyoruz ki sepet kübit extends hatırlıyorsanız extends widget diyorduk. Yani stateful widget veya stateless widget diyorduk. Şimdi ise extends kübit diyeceğiz. Bu arkadaş yani sepet kübit dediğim şey bir kübittir diyorum. Peki bu kübitin içinde tuttuğu state yani durum yani data yani veri nedir? Yani şu anda bu Neye göre burada 2 yazıyor? Mesela burada sepet neye göre e, içi dolu veya boş oluyor? Neye göre? Bir string listesine göre değil mi? O da şurada. Bir string listesi. Gelsin. Buradaki string listesi. Dolayısıyla ben diyeceğim ki benim bu qubitimin state'i bir string listesidir string listesi. Ama bu null olabilsin veya null olamasın. O önemli değil. Boş da bırakabiliriz. Şimdi ben bunu bu şekilde yaptığımda diyor ki bunun başlangıç durumu nedir? Null olabilsin derseniz direkt null bırakabilirsiniz. Ama null olamasın dedik. Yani bu sepetin null olmasının bir anlamı yok. Bu sepet ya boştur ya da içinde elemanlar vardır. Dolayısıyla biz başlangıçta e, sepet kübit sepet kübit diyeceğiz. Yani bu şu an bunun konstrakçırı değil mi? Bunun konstrakçırı şurada da süper deyip üst sınıfın konstrakçırını çağırıyoruz. Üst sınıf. Bahsetmiştim süper kelimesinden. Üst sınıfın konstrakçırına boş liste veriyorum. State olarak. Başlangıç durumu olarak boş liste veriyorum. Umarım bu kısım anlaşılmıştır. Şu anda bu şu anki şekli ile sadece şu anki şekliyle bize bir tane liste tutuyor. Biz bu listenin içinde sepetimizi tutacağız. Şimdi bu normalde siz baktığınız zaman state kısmında başka şeyler yazabilir. İşte sepet, qubit state bir sürü karmaşık yöntemi var. Ama siz önce en sade olandan anlayın diye biz bir tane sepet, kübit dediğimiz gibi bir tane sepet bu P'ler ve T arka arkaya geldiği için şey gibi oldu. Tekerleme gibi. Söylerken zorlanıyorum. Şimdi bizim bu sepet kübitimiz bir tane listeyi tutacak. Bu listenin durumuna göre bunu dinleyen herkese haber verecek. Diyecek ki böyle oldu, böyle oldu, böyle oldu diye. Şu anda bu liste boş. Yani ben bu listeyi şu anki haliyle, bakın şu anki haliyle gelip normalde ana sayfa ürün widget'a gelelim. Artık ne demiştik? Bizim herhangi bir e, stream builder'ımız olmayacak. Onun yerine Block Builder diye bir arkadaşımız var. Block Builder. Bu Block Builder'ımız oluştururken bakın oluştururken jenerik kısmına hangi qubit'i dinleyecek onu söylemeniz gerekiyor. Sepet qubit ve bunun state'i ne olacak? Onu da yine belirtmeniz gerekiyor. Bunu kullandığınız her yerde bunu yazmanız gerekiyor. Diyorsunuz ki bunun liste, string listesi şeklinde bir kübiti var. Başka da hiçbir şey yapmanıza gerek yok. Şöyle yapalım. Biraz önceki durumu sadece değiştirdim. Artık snapshot değil bu. Bakın bu ildir kısmına geldiğinizde bu benim datam. Buna state de diyebilirsiniz. Bakın buna State de diyebilirsiniz. Data da diyebilirsiniz. Sepet de diyebilirsiniz. Çünkü bu sepet kubit ya. Tuttuğu şey sepet. Bizim sepet dediğimiz şey de aslında stringlerden oluşan bir liste. Sepet dediğimiz şey bu yani. Böyle tutabilirsiniz. Bu mantığı bu. Önce size çok kısa ee, geri çıkıyorum. Ürün modeli boş verelim. Sepet kubit. Önce size en basit şey, şekliyle bir kübit nasıl oluşturulur onu gösterdim. Şimdi en basit şekliyle nasıl kullanılır onu gösteriyorum. Bir tane blok builder'ımız var. Hangi kübiti dinleyecekse bu blok builder onu yazıyorsunuz. Ve bu kübitin e, ne? Yani içinde tuttuğu data ne? Onu yazıyorsunuz o kadar. Sonra da diyorsunuz ki mesela şuna gerek yok artık. Şöyle alayım burayı snapshot data'ya gerek yok. Sadece yapacağımız şey şu. Diyeceğiz ki bu sepet buna gerek yok artık. Sepet bu ürünü barındırıyor mu, barındırmıyor mu? Yani sepetin içinde bu ürünün ID'si var mı yok mu? Varsa ne yapıyorduk? Çıkarıyorduk. Dolayısıyla şimdi şöyle yapacağız. Bak, şu anki kısım varsa Çıkaracak yoksa ekleyecek durumu bu. Başka bir şey yapmıyoruz. En ilkel şekilde gösteriyorum size. En ilkel şekilde. Kübit böyle bir şey. Şimdi bir tane yerde daha bu kübiti kullanacağız. Olduğu gibi buradan alıyorum. Ee, burası değil. Nerede ediyor? Sepet butonu. Ee, sepet butonu. Stream Builder. Burada şurayı alıyorum buradan. Sepet kubitini import edeceğimiz importlar var. Birincisi flutter bloğu import ediyoruz. İkincisi sepet kubiti import ediyoruz. Sonra da artık şuna biraz öncekiyle aynı. Gerek yok bu kısma. Yükleme kısmına gerek yok. Yine şu satıra gerek yok. Diyeceğiz ki eğer sepet boşsa bunu göster. Yoksa da sepetin uzunluğunu buraya bas. Şimdi çalıştırdığımda buranın çalışmadığını görmem gerekiyor Evet gördüğünüz gibi çalışmıyor Neden Çünkü Şu anda Kübitin veya herhangi bir bloğun 3 temel ayağından 2 tanesini yaptık Birincisi kübiti tanımlamak Kübitimizi tanımladık bunda sorun yok İkincisi kübiti kullanmak Kullanıyoruz sorun yok Üçüncüsü bu kübiti ilklendirmek Oluşturmak ve her yerden erişilebilir hale getirmek. Burada da provider, block provider. Ee, onu da ilk oluştuğu yerde oluşturacağız. Yani şunun erişebileceği üst widget'larda yani hiyerarşik olarak yukarı çıkacağız. Şimdi normalde bu sepet kübit neyin içinde? Pardon sepet kübit diyorum. Ana sayfa ürün widget neyin içinde? Ee, Harun alt tira ödev 2'nin içinde. Sonra sepet buton widget'ı nerede? O da yine orada. İkisi de bu dosyanın içinde. Dolayısıyla benim bu Harun ödev 2 widget'ının üstünde yani henüz oluşmadığı bir yerde benim bu kübiti ilklendirmem gerekiyor. Provide etmem, her yere sunmam gerekiyor. Sağlamam gerekiyor. Onun için yüklenme sayfasına gidiyorum. Aslında Harun 2 ödevin burada oluştuğunu görüyorum. Buraya geliyorum. nokta comment noktaya basarsanız şurada blokla ilgili şeyler var. Bunların sizde çıkabilmesi için eklentiler bölümüne blok yazın. Flutter blo şuradaki blo install edin. Bunu kurduğunuz zaman bende şu anda çıkan kısım sizde de çıkmış olacak. Normalde blok provider'la kapla dediğiniz anda tamamdır. Ama ben Şimdi en başta göstermek için size en baştan göstermek için diyeceğim ki bir tane block provider yazalım. Block provider dediğimizde bloğu yarat. Bloğu yarat diyor. Yaratalım. Burada istediği sizden bir tane fonksiyon size kontekst veriyor. Ama biz o konteksti kullanmayacağız. Ve bu ne yaratacak? Yaratacağı kübiti yazıyorsunuz. Bizim kübitimiz ne? Sepet kübit. Şimdi bu block provider kendi iç elemanlarının içinde artık bunun erişilebilir olmasını sağlıyor. Dolayısıyla biz buna child olarak Harun ödev 2 widget'ını verdiğimizde şu anda bu artık alt eleman. Dolayısıyla biz bunun içinde Harun ödev 2'nin içinde sepet kübite erişebilir oluyoruz. Ve biraz önce gördüğümüz hatayı burada artık görmeyeceğiz. Şimdi tekrar ediyorum. Önemli bir konu elimden geldikçe sade ve öz bir şekilde anlatmaya çalıştım. Önce yönetmek istediğimiz datayı temsil eden bir tane kübit oluşturuyoruz. İlk yaptığımız şey oydu. Class, sepet kübit ve tuttuğu data. Stringlerden oluşan bir liste. Sonra bunu alt kısımlarda erişilebilir olsun diye bir provider'ın içine yerleştiriyoruz. Ondan sonra alt kısımların herhangi bir yerinde bakın Harun ödev 2 dosyasına gittiğinizde herhangi bir yerde bir blok builder görmek zorunda değilsiniz. Ama onun içinde mesela alt kısmında daha onun altı yani hiyerarşik olarak geziyoruz widgetlar içinde. Dataları gezdirmek zor olacağı için ben daha yukarıdan datayı provide ettim. Yani sağladım Alt Widget'ların hepsi buna erişili, erişebilir oldular. O yüzden bu blok bu ildir. Buraya erişebildi bildiği içinde e, ne oldu? Artık o sayıyı burada gösterebildi. Mesela ben gelip bu listenin içine bir tane eleman eklesem mesela kaydettim. Bakın gördünüz mü bir? İki tane eleman eklersem başlangıç olarak rastgele uyduruyorum. Boş string de bırakalım hatta 3 tane eleman. Şu anda 3 tane elemanı var. Gördüğünüz gibi 3. Ama bunların herhangi birinde, şu anda bakın bunların herhangi birinde bunu ekleme çıkarma imkanım yok. Çünkü buraya şu anda erişmiyoruz. Şimdi gelelim bu işlemleri yapmaya. Yani sepete ekleme çıkarma işlemlerini yapmaya. Ama öncelikle bizim sepeti okuyabilmemiz gerekiyor. Biz ne yapmıştık biraz önce? Yüklenme sayfasının olduğu yerde streame global yapmıştık. Şimdi buna erişebilmemiz için. Niçin burada yapmıştık? Bize kullanıcının Unique ID'si lazımdı çünkü. Peki biz bu Unique ID'yi buradan alıp şöyle yaparsak bakın. Alıyorum buradan kesiyorum. Buna ihtiyacım yok. Ne demiştim biraz önce? Ee, kaldırmadan önce bunu bence ben bir şey yapayım. Ee, git'e atayım. Kodları sileceğim çünkü. Git add evet. Git commit kodlar silinmesin diye yapıyorum. Blok eklenmeden eklenmeye başladı diyelim. Ve git push diyelim. Gelsin kodlar size. Şu anda erişebilirsiniz artık kodlara. Artık ben de gönül rahatlığıyla silebilirim. Buradan bunu alıyorum. Buraya ihtiyacım yok. Artık buna da ihtiyacım yok. Şimdi şunu yapacağız. Qubit'e gidip Kübitin içinde dinleyeceğiz bunu. Şimdi bu kübit, şöyle boş liste haline getiriyorum bunu. Bu kübit ilk oluştuğunda, ilk oluştuğunda çalışacak olan fonksiyon bu, bu fonksiyon, constructor fonksiyonu. Dolayısıyla bu kübit oluşur oluşmaz, ben bunu dinlemeye başlasam, bakın dinlemeye başlasam, şöyle, import ediyorum. Ne eksik şu anda? Unique ID. User ID diyelim biz buna. Dolayısıyla diyorum ki String User e, Unique ID Şöyle Şöyle gelsin. Unique ID. Bunu buraya gönderip burada dinleyeceğim. Şu anda bu hale getirebilirim. Peki ben bunu ilk nerede ilklendiriyordum? Gidelim oraya. Yüklenme sayfası. Bakın diyor ki ben senden user ID istiyorum. Peki user ID'miz var mı? Eğer giriş yapıldıysa tabii ki var. Dolayısıyla diyoruz ki bu datanın nokta unique ID'si. Aslında bizim istediğimiz şey bu. Eğer kübitin içinde başka datalara ihtiyacınız varsa kübit oluşur, oluşmaz. Başka datalara ihtiyacınız var ise eğer buradan gönderebilirsiniz. Bizim şu anda sadece bir tane string işimizi göreceği için o da kullanıcının unique id'si bu şekilde yapıp gönderdik. Şimdi qubit oluşur oluşmaz biz bunu dinlemeye başlayalım ve diyelim ki nokta listen bakın bunu dinlemeye başlıyoruz. Şurada bizim bir stream'imiz var. Stream'i dinle diyoruz. Buradaki event bizim document snapshot'ımız. Artık bu bizim bir tane document snapshot'ımız. Biz bu document snapshot'a desek ki e, hatta dokt'a diyebiliriz. Bu çok önemli değil. E, her değişiklik olduğunda bakın her değişiklik olduğunda şimdi biz ilk oluştururken boş liste olarak oluşturduk ya bunu buraya buna state diyebilirsiniz. Bu state şu anda. Böyle bir değişken var. Biz desek ki emit. Emit fonksiyonu şunu yapıyor. Diyor. diyor ki statete bir değişiklik oldu Normalde State ilk olurken boş bir listeydi bakın State ilk oluşurken boş bir listeydi şu anda diyoruz ki e, State değişiyor state neye göre değişecek buradaki event nokta bakın event diyorum e, data eventın datası event neydi dökümen snapshot Data kısmı neyi temsil ediyordu? Biraz önce Bünyamin'in sorusu üzerine cevaplamıştık. Şu kısmı temsil ediyordu değil mi? Buranın kart kısmı lazım bana. Ben diyorum ki şöyle yapalım. Şöyle final kart array öncekinin aynısı olsun diye eşittir datanın bakın datanın kart kısmı. Eğer burası null olursa o zaman boş liste. Tabi datanın da null olma ihtimali var. Buradaki data da olur da null olursa. Ee, pardon şöyle yapalım. Bu da null olabilir çünkü. Bilmiyoruz şu anda. Bu null olabilir. Nullsa boş liste. Ee, buna da direkt list string de diyebiliriz. Dümdüz liste diyebiliriz. Önemli değil. Şimdi bu şekilde bir liste ataması yaptık. Ben diyorum ki her değişiklik olduğunda sen bu listeyi al e, yeni liste oluştur. Yeni liste oluşturmak için şöyle yapacağım. Bunun ismi şu arkadaşın ismi spread operatörü arkadaşlar. Bunu tutun aklınızda. Bunun içindeki elemanların her birini yeni oluşturduğumuz listenin içine ekliyor. Spread operatörünün mantığı bu, dağıtma operatörü. Yani bunun içindeki bütün elemanları alıyor. Şu anda boş bir listem var. İçine dağıtmaya başlıyor. Böylece bunu dinleyen şu anda yeni bir fonksiyon öğrendiniz. Qubit'i dinleyen bir builder varsa emit yeni state'i gönderiyoruz. Yani diyoruz ki bu liste değişti. Haberin olsun. Bu liste değişti. Şimdi bir yenileyelim. Bakın şu anda gördüğünüz gibi 2 olduğunu görüyorum burada. Bakın 2. Ben şimdi gelip bakın veri tabanında şu anda buradan bir tanesini silersem sildiğim anda şurası gördüğünüz gibi bir oldu değil mi? Ben herhangi bir şey değiştirmedim. Ne yapmış oldum? Dinleme işini merkezi bir yere aldım. Artık oradan dağıtıyorum. Dolayısıyla şuraya da dikkat ederseniz aynı anda bakın ekle diyorum. Şu yukarısı 2 oldu. Burası da kendiliğinden arttı. Tekrar geri çıkar diyorum. Gördüğünüz gibi geri çıktı. Tekrar geri çıkar diyorum. Gördüğünüz gibi tamamen liste boşaldı. En temel şekliyle şu anda bir kübiti kullanmayı öğrendiniz. Dört maddeyle. Birincisi kübit klasını oluşturmak. State'ini belirlemek. İkincisi onu provide etmek. Üçüncüsü onu dinlemek. Şu anda iki yerde dinliyoruz. Bunların her birini bir sayarsak üç yerde. Eee... Dinleyen yeri belirlemek. Ü Dördüncü madde state'in değiştiğini bildirmek. Yani liste değiştiyse bunu bildirmek. Bunu da emit fonksiyonuyla yapıyoruz. Tek yaptığımız şey bu. Emit fonksiyonuyla yapmak. Şimdi şöyle yapabiliriz. Bizim buradaki dökümanımız şu an için buradaki dökümanımız belli. Ee, bu dökümanı şu anda bu bizim bir döküman referansı. Şöyle yapabiliriz. Late final da yapabiliriz çok önemli bir şey değil. Böyle de yapabiliriz önemli değil. Buna diyelim ki doc e, ne doc sepet dökümanı sepet doc e, şu anda boş bir atama yapılmamış İlk geldiğinde yani user id geldiğinde buna late diyelim yani sonradan atama yapacağız buna demek bu late kelimesi sonradan buna atama yapacağız demek. Bu hiç nul olmayacak demek yani. Burası geldiği anda ben buna atama yapıp diyorum ki sen busun şuraya kadar şöyle yaptım. Şimdi burası artık obje oldu. Sepet dok değiştiği için şöyle yapalım ve map string şurayı alıp buraya jenerik olarak ekleyelim. Öbür türlü buranın map olup olmadığını anlamıyor. Onu da ben burada jenerik olarak verdiğimde artık anlıyor ve kodlarında herhangi bir değişiklik yok. Olduğu gibi çalışıyorlar. Şimdi bu sadece şu işe yarayacak. Yeni bir şey daha göstereceğim. Bu fonksiyonu şuraya getireceğiz. Diyeceğiz ki void sepete ürün ekle. Bir tane fonksiyon yaptım. String olarak ürün id göndereceğim. Bu ürün id ne yapacak? Normalde nerede yapıyor şu anda bunu? Ürün ana sayfa widget'ta yapıyor değil mi? Şu şuradaki işi yapıyor aslında. Ee, ekle çıkar ya da diyelim. Ekle çıkar. İkisini de aynı anda yapsın. Ee, ürün ekle çıkar ikisini aynı anda yapabilir. Şimdi şöyle yapabiliriz. Buraya in kart diyor ya. Bizim state'imiz bu liste zaten. Deriz ki state contains bu gelen ürün ID'si eğer state'in içinde varsa hemen çıkaracağız. Yani diyeceğiz ki buradan bu ürün id'yi çıkar. Yoksa o zaman da ne yapacak? Şurayı olduğu gibi alayım buraya. Sadece array remove'u, array union yapacağım. Şurayı sileceğim. Burası bu kadar. Şuradaki kodu iki defa yazmak istemiyorsanız, buradaki kodu iki defa yazmak istemiyorsanız, ikisi de update çünkü. Şöyle de yapabilirsiniz. Şurayı alayım. Şuraya yapıştırayım. Ve şunu da hatta iki noktasıyla beraber alayım. Buraya yapıştırayım. Biz bir şekle getirmiş oldum. Diğer örneği var olduğu için yeni örneği eklemiş oldum. Yani bir örnek bu biraz önce sildiğim kodlar GitHub'da zaten vardı. Ee, o yüzden bunu da görmüş olun. Farklı bir şey göstermek için yaptım bunu. Yani bir kodu iki defa yazmamanız için. Şimdi tekrardan deneyelim. Ve bu fonksiyona erişmek istiyoruz. Bakın, artık bu fonksiyona erişip buradan ürün ekleyip çıkarmak istiyorum ben. Nasıl yapacağım? Buraya geliyorum. Artık buradan sonra e, benim için önemli e, sepette olup olmaması önemli değil. Burada context diyorum. Bakın, context nokta read diyorum. Şimdi yeni bir şey blokla ilgili 5. madde. Bluea ben kubite nasıl erişeceğim? Yani ben o kubiti şu anda okey dinleyebiliyorum. Ama erişip içindeki bir fonksiyonu çağırmak istiyorum. Bu bana sağlanıyor. Ben ona konteks üzerinden erişebiliyorum. Read deyip jeneriğini verirsem sepet kubite eriş dersem şu anda ben artık o kubite erişebildim. Dolayısıyla da diyebilirim ki sepete ekle ürün ekle çıkar. Bu fonksiyonu ben şu an bu şekliyle çağırabildim. Benim ürün id'im burada. Bunu eklediğim anda bu fonksiyonu artık buradan çağırıyorum. Dolayısıyla işimi gördüğünüz gibi son derece sade bir hale getirdim. Qubit'in 5 e, yani bir blon 5 temel maddesini anlattım. State management bu şekilde. Yani e, uygulamayı kapatıp açayım biraz kafası karıştı. Aslında pubspec'e ekleme yaptıktan sonra Kodları yeniden başlatmam gerekiyordu. Ee, orada yapmadım. Bir problem mi var burada? Ee, my app isn't. Ha, bu test tarafı. Giriş sayfasında şeyler var. Tamam, kodlarda bir sorun yok gibi. Neden uygulamayı çalıştıramıyorum? Şu an yanlış tuşa basıyorum. Buradan bir tekrardan deneyelim. Gerek yok. Çalış diyelim. F5'e bastım. Normalde çalışması gerekiyordu. Çalışmadı. 5 ee, bu açılıncaya kadar tekrar edeyim. 5 maddede bloğu anlattım. Birincisi qubit klasını en ilkel şekliyle oluşturduk. State'ini belirledik. İkincisi onu provide ettik. Yani alt widget'lara sağladık. Üçüncüsü block builder'la onları dinlemeye başladık. Dördüncüsü emit ile ee, durumunu değiştirdik. Yeni durumu belirledik emit fonksiyonuyla. Beşincisi içinde belirlediğimiz fonksiyonlara konteks üzerinden erişip fonksiyonu çağırdık. Yaptığımız şey oydu. Kullanıcı adı ve şifremiz nedir? Hemen bakalım. Deniz et evet. sahin .com. State Management dediğimiz şey bu kadar basit bir şey arkadaşlar ee, çok karmaşıklaştırmaya gerek yok önce temel şeklini çok güzel bir şekilde anlayın ee, 6'yı yazmadım sonra gittikçe detaylandırırsınız gördüğünüz gibi sorunsuz bir şekilde çalışıyor sepete tıkladığımda ürünü ekliyor sepetten çıkar dediğimde de gördüğünüz gibi çıkarıyor sadece bir yerden Dinliyor. Dolayısıyla bir sürü internet isteği yapmıyorsunuz. Sadece bir tane yapıyorsunuz. Ee, oradan uygulamanın her yerinden sepetteki bütün e ürünlere gördüğünüz gibi erişebiliyorsunuz. Mehmet Aşık bu arada bir soru sormuş. Hocam her değişiklik olduğunda bilgi verecekse sürekli dinliyor anlamına gelmiyor mu? Bu durumda Firebase trafiği artmaz mı? Her durum değişikliğinde e, bir tane istek yapıyor. Dolayısıyla mesela biz başlangıçta bin tane ürün vardı ya burada diyelim ki ya da üç tane biz başlangıçta üç tane ürünümüz vardı İki tane ürün artı bu bunların her birinin içinde e, her birinin içinde şu fonksiyon vardı her birinin içinde dolayısıyla üç defa çağırıyorduk ama şu anda bu fonksiyon yani şurada gördüğün fonksiyon ne zaman çağrılıyor? sadece bir sefer. O da nerede? Yüklenme sayfası oluştuğu zaman. Sadece bir sefer çağrılıyor, bir sefer tetikleniyor. Değişiklik her değişikliklerde tekrar haber veriyor. Yani siz her sepete ekleme, çıkarma yaptığınızda bir tane trafik oluşuyor. Önceki senaryomuzda her sepete ekleme, çıkarmada 3 tane trafik oluşuyordu. Çünkü üç farklı yerde biz bu fonksiyonu çağırıyorduk. 3 tane farklı trafik oluşturuyorduk. Ama şu anda sadece bir tane trafik oluşturuyoruz. Sadece bir tane internet isteği yapıyoruz. Ama her değişiklikte bunu yapıyoruz. Eğer bunu kubite yani merkezi bir yere taşımasak her değişiklikte ürün sayısı artı dinlediğimiz yer kadar istek yapmış oluruz. Ee, umarım anlaşılmıştır. Yani Firebase trafiğini kesinlikle artırmıyor. Şu an bizim durumumuzda 3'te 1'e düşürdü. Ürün sayısının 100 olduğunu düşürürsek %1'e 1000 olduğunu düşünürseniz de 1000'de bile düşürür bu olay üzerine. Başka olaylarda bu durum çok daha fazla değişebilir. Şimdi biz artık sepetimizi merkezi bir yere getirdiğimize göre bunu istediğimiz her yerde kullanabiliriz. Yani biz bu sepeti istediğimiz her yerde rahatlıkla kullanabiliyoruz demektir. Şöyle bir şey de yapabiliriz. Her bir dinlemek istediğiniz yani uygulamanın başka bölümlerinde dinlemek istediğiniz her bir e, data için biz şu anda böyle bir data dinliyoruz ya. Her bir data için sizin birer tane kübit oluşturmanız gerekiyor. Şu anda bu sepet kübit mesela bir tane user kübit olabilir ama user şu an bizim senaryomuzda gerek yok. Çünkü Firebase zaten sadece bir tane örnek üzerinde tutuyor. İkili üçlü örneği yok. Şu anda bizim ilk ihtiyacımız olan yer burasıydı. Gerçek ihtiyaç ilk defa burada doğdu. Ee, dolayısıyla da burada ilk defa gerçek anlamıyla bir state management kullanmış olduk ve qubit üzerinden örnek verdim. Qubit ve blok arasındaki en temel farkı söylüyorum. Biz burada olayı yani bir event e, fonksiyon olarak belirleyip o fonksiyonu çağırıyoruz. Ve state'i de olduğu gibi emit diyerek bildiriyoruz. Blok biraz daha karmaşık ve büyük olaylar, yani çok fazla olayın olduğu. Şu anda burada sadece bir tane fonksiyon olduğu için ve sadece bir tane data tipimiz olduğu için sorun yok. Ama durumun çok fazla olduğu ihtimaller olabilir. Mesela bizde şu anda hata olma ihtimali yok. Bizim liste ya boştur ya liste eleman vardır. Ama liste okunmaya da bilirdi. Yani olasılık olarak liste okunmaya da bilirdi. Üçüncü bir durum. Liste diyelim ki farklı bir nedenden dolayı okunmayabilirdi. O farklı bir durum olurdu. Okundu ama şöyle oldu diye farklı bir durum da olabilirdi. Yani bir sürü state olabilir. Türü yani. Bizde iki state var. Listenin boş olma hali, listenin dolu olma hali veya listenin içinde bunun bulunma hali, bulunmama hali. Yani hep iki ihtimal. Bizde hep iki ihtimal. Ama normalde daha fazla ihtimaller olabilir. State'ler artabilir. Qubit kullanmaya devam edebilirsiniz. Ama event'lar da artabilir. Yani olaylar. Şu anda burada tek bir olay var. O da sepete ürün ekleyip çıkarma. Blok yani qubit yerine bunu blok yapsaydınız o zaman add event yani fonksiyon değişecekti. Fonksiyonu bu şekilde çağırmayacaktınız. Event gönderecektiniz. Olay gönderecektiniz. State'i listen edecektiniz. Orada emit kullanmayacaktınız add state deyip state'i add ile ekleyecektiniz. Temel fark var. bunlar. Detayları inceleyin. Ama ilk defa gören arkadaşlar için biraz önce kurduğum 10-15 tane cümleyi hiç duymazlıktan gelebilirsiniz. Sadece kübiti anlamaya çalışın. Gayet basit, sade ve son derece kullanışlı bir şey. Ekstra da hiçbir şey kullanmanıza gördüğünüz gibi gerek yok. Şimdi bir bakayım ne zaman başladık. 15 dakikada sanırım kübiti halletmiş olduk mu? Yok, yarım saat. Yaklaşık yarım saatte kübiti halletmiş olduk. Şimdi sepet sayfasını yapalım. Yani ürünleri listelediğimiz bir sayfa yapalım. Oradan da toplam miktarı hesaplayıp ödeme kısmına geçeceğiz. Şimdi bizim sayfalarımızda ne sayfalar var? Giriş sayfası var, kayıt sayfası var, yüklenme sayfası var. Bir de işte ana sayfamız. İsim böyle kaldı gitti bunun. Ee, hatta şimdi ana sayfa yapabiliriz bunu artık. Harun değiştiriyoruz bunu. Ee, ürün ana sayfa. Ürün liste ana sayfası diyelim. Ürün liste ya da direkt ana sayfa diyelim. Ana sayfa. Burada Harun Ödev 2 yazan her yeri geliyorum buradan ana sayfa olarak düzeltiyorum. Sayfa kelimesi ana sayfada büyük mü yazılıyor, küçük mü yazılıyor? Çok şey değilim. Küçük yazılıyorsa bu şekilde yazacaksınız. Dosya ismini de gidip ona göre düzelteceğiz. Çünkü sanki şöyle ana sayfa bu şekilde düzeltmiş olduk. Kodlarda herhangi bir değişiklik yok. Gördüğünüz gibi yine olduğu gibi çalışıyor. Bir de sepet sayfası lazım bize. E, sepet alt tire sayfası nokta dart. Yine import material nokta darttan. E, stateless da olur bu stateful da olur yine bu tür şeyleri ucuz olduğu için daha kolay olduğu için stateless ile başlıyoruz. İhtiyacımız olursa yine onu stateful'a çünkü dönüştürebiliyoruz kolaylıkla. Şimdi gelelim. Burada ne yapacağım? Ee, yine bir block builder kullanacağım. Block builder hemen buradan bu sefer oluşturuyorum. Block builder'ı oluşturdum. Import ediyorum. Flutter block ve sepet Kübit'i e, dinleyeceğim. Sepet kübit dinleyeceğiz bunu. Aynı zamanda şöyle çıkaralım bunu sepet kübit ve e, biz normalde sayfayı içerden hiç değiştirmiyorduk farklı bir şey yapacağız o yüzden çok emin değilim ama ilerleyelim bakalım e, state'imiz neydi bizim list of string yani stringlerden oluşan bir listemiz var bu bizim state'imiz. Şu anda bu konteksti kullanmayacağız. State'e göre hareket edeceğiz. Ve e, return'de şöyle bir şey olacak. Bu sayfaya geldiğimizde bir scaffold'umuz var. Aslında e, şöyle yapayım. Bu placeholder kalsın. Buranın üstüne yani scaffold'u buraya yerleştirelim. Scaffold burası. Body'si app bar'a şeyi ekleyelim. App bar title'dan text sepet sayfası diye sepet sepetim diyelim. Şöyle oluşturduk. Şimdi şunu yapacağız. Tıkladığımda ben bu ikona bu sayfa gelsin istiyorum. Sanırım navigatörü kullanmıştık daha önce. Şimdi tekrardan kullanmış olacağız. Sepet buton widget'ım burada. Diğer dosyaları kapatayım. Kafamız karışmasın. Ee, şurada tıklanma kısmı tıkladığımda diyeceğim ki bakın navigatör navigatör nokta push bana bir push işlemi yap. Sonra diyeceğim ki bir, bir tane material page rotası oluştur. Bunun builder'ında kontekst verecek. Ben onu kullanmayacağım. Sepet sayfasına git diyeceğim. Şimdi sepet sayfasına gittiğimde ee, sepet sayfası. Sepet sayfasının ismini vermemişiz muhtemelen. Nerede sepet sayfası? Burada. Evet ismi MyWidget kalmış. Sepet sayfası. Bunu unutmamak gerekiyor. Şimdi sepet sayfasını import edebiliriz. Sepet sayfasını import ediyorum. Ve şu anda ben tıkladığımda sepet sayfasına gideceğim ama ufak bir problem olacak burada. Ekrana yeni bir sayfa basıyorum. Push oluyor. Muhtemelen ben burada orada oluşturduğum bloğa erişemeyeceğim. Çünkü artık bu e, ana sayfanın alt widget'ı değil. Deneyelim. Tıklıyorum. Bakın geldiğimde gördüğünüz gibi erişemiyorum burada. O yüzden burada şunu yapmam lazım. Diyeceğim ki hali hazırda var olan bloğu alt sayfaya götür. Şu anda bu kısmı tam hatırlamıyorum. Ee, deneyeceğim. Şöyle deneyeceğim. Buraya bir tane blok provider ekleyeceğim. Hatırlamasam ee, hatırlamazsam internetten yine buluruz ama elimden geldikçe ezbere hatırlamaya çalışacağım bu kısmı. Çünkü çok nadir yazdığımız bir kod şu anda bu. Şimdi ben buraya bir tane blok provider nokta value diyorum. Bu value'nun içine zaten daha önce var olan bir e, bloğu gönderiyorum. Şunu const'u kaldıralım. Zaten daha önce var olan bir blok. Nerede o bloğumuz? E, value of şöyle value kısmına Context nokta Ritten çok emin değilim. Value benden ne istiyor? Burayı tam hatırlamadığım yer burası. Ha buradaymış. Tamam. Örnek varmış. Süper. Şu örneği olduğu gibi alalım. Context.read'den değil. Block A dediği ne? Benim sepet kübitim değil mi? Sepet kübiti. Şimdi şunu yapmış oldum. Sepet kübiti yenilemeden Olduğu gibi yani yeni bir örneğini oluşturmadan olduğu gibi alıp alt bölüme de provide etmiş oldum. Yani alt bölüme de taşımış oldum. Bu nadiren karşılaşacağınız bir senaryo ama karşılaşabilirsiniz. E, bloğu provider ile beraber alt sayfaya gönderme işi bu. E, deneyelim. Şimdi tıkladığımda gördüğünüz gibi hatasız bir şekilde sayfam açılıyor. Geri bölümüne tekrardan gelebiliyorum. Şimdi ben bu ürünleri burada listelemek istiyorum. Ne yapacağım? Geliyorum buraya. Diyorum ki sen bir kolum ol. List view olması tabii ki de çok çok daha mantıklı. Kolum ee, olsun bu. Kolumun içinde for diyelim. Tabii burada şöyle bir durum da var. Ben her birini Firebase'den okuyacağım. Ürünün detayını yani ürün detayını firebase'den okuyacağım şu an bir tam net emin değilim bunun için qubit yazmak daha mantıklı da olabilir mantıklı olmaya da bilir önemli değil ama şöyle diyelim final ürün id ürün id'si in state state'imiz neydi bizim? Aslında sepet, değil mi? Yani buna sepet diyebiliriz. Önemli değil. Diğerlerinde sepet dediğimiz için burada state diyorum. Şimdi bunun içindeki her bir ürün ID'yi ben şimdilik sadece bir e, kartın içinde ya da list tile'ın için kartın içinde basayım. Kart child list tile olsun, görüntüsü güzel olsun diye list tile'ların içine yazıyorum bu widgetları eee kendiniz de ekstra öğrenin. Servay güzel bir kaynak paylaşmıştı. Oradan bol bol widget öğrenin. List tile'ın title kısmına bir text widget'ı ekliyorum. Onun içine de ürün id olduğu gibi basalım. Ürün ID'yi basıyorum. Şimdi ben bu sayfaya geldiğimde şöyle bir şey görmeyi bekliyorum. Gördüğünüz gibi her bir ürünün ID'sini ben şu anda burada görüyorum. Her bir ürünün ID'si bu. Bu kolumun şu kısmına yani aslında bu kısmı şöyle yapalım. En alt kısma bir bilgi sayfası olacak. Mesela toplam fiyatı diye ee, onu basalım. Sonra yavaştan şey yapabiliriz. Burada bir, çünkü bu ürünlerin bilgilerinin gelmesi gerekiyor. Bunlar geldikten sonra benim toplam fiyatı basmam gerekiyor. Ürün detayını getireyim. Burada şey yapalım. Sonra dersi sonlandıralım. Ürün detayını çünkü Firebase'den okumam gerekiyor. Ben şu anda çünkü sadece ID'lerini biliyorum. Ürün hangi ürün onu bilmiyorum. Onu bilmediğim için bunu normalde merkezi bir yere taşımak burada mantıklı olabilir. Şimdilik öyle değil. Bir Future Builder'ın içine alacağım. Her birini. Future. Future Builder'ın içine alıyorum. Object kısmını siliyorum, Future kısmına Firebase nokta Firebase Firestore pardon nokta instance collection products. Bunu tekrar göstereyim hatırlayın diye products bölümünden hangi ID olduğunu biliyoruz. ID nokta doc diyorum. ID dediğimiz buradaki ürün ID nokta get diyorum. Bana bunu getir diyorum. Şimdi bunu getir dediğimde geliyorum buraya. Kontekste ihtiyacım yok. Snapshot'a diyorum ki if snapshot nokta has data. Datası varsa bunun. Şunu return et. Yoksa da bekleme return Center. Hatta bu sefer farklı Circle gösteriyoruz ya. Bu sefer lineer gösterelim. Linear Progress Indicator. Her zaman Circle göstermeyelim. Elimizden geldikçe farklı, farklı şeyler göstermeye çalışıyorum dediğim gibi. Şimdi şöyle bir geliyoruz buraya. Bakın tıklıyorum. Gördüğünüz gibi hemen hızlıca döndüler ve bitti. Eğer Data varsa bunu ben artık ürünün ID'sini değil ürünün başlığını buraya basmak istiyorum. Ee, ne Yapacağım burada diyeceğim ki final ürün eşittir ürün model oluşturmuştuk ürün model from e, fire store demiştik map kısmı snapshotımın benim datası data bu benim map kısmım e, şöyle data bu datanın bu null değil datanın Null olmadığını buradan biliyoruz ve unique id'im benim nedir snapshot nokta data'nın id'si bu da benim unique id'im bu şekilde ne diyor bu bana ee, string dynamic map dynamic dynamic değildir diye Şunun çünkü null olabileceğini söylüyor. Ben bunun null olmadığını söylüyorum bildiğim için. Bu e, null safety kısmına bakabilirsiniz. Şimdi ürünün ben buraya ürün nokta başlığı basmak istiyorum. Ürünü oluşturdum oradan başlığını buradan oluşturuyorum gördüğünüz gibi. Tıklıyorum bakın adidas white sneaker for men, Nike black running shoes for men. Bu her iki ürünü de Firebase'den okuyarak getirip ekranıma basabildim. Sepet sayfamda şu anda ekrana basabildim. Gördüğünüz gibi. Ee, şimdi dersi uzatmamak için sanırım e, bittim. Ben mi yanlış hesaplıyorum bir e, süre. Burada e, puşlayabiliriz. Sepet sayfamız tamamdır. Yapacağımız şey bir sonraki derste bu sepetteki e, her bir ürünün fiyatını ki mesela şu anda fiyatlarını hemen altlarına basabiliriz. Subtitle diyelim. Sonra da dersi bitirelim. Text ürün nokta e, fiyatı şu anda integer olduğu için bunu to string deyip string olarak ekranda görelim. Şöyle subtitle'da gördüğünüz gibi 136'ya 90 indirim miktarlarını hesaplayacağız. Toplam fiyatı buraya basacağız. Önümüzdeki derste Sonra da bunu izi kodan ödeme olarak müşteriden almaya çalışacağız. Anlatacaklarım genel olarak bu kadar. Yani bugün anlatmak istediklerimi yetiştirmiş oldum. Hatta ekstra kübit e, detayına da girmiş olduk. E, yine yoğun bir ders geçti. E, bol bol tekrar etmeniz gerekiyor. E, elinizden geldikçe benim yazdığım her şeyi siz de yazmaya çalışın. Söyleyeceklerim bu kadar şimdilik. Kodları göndereyim bu arada. Git et diyorum. Bu arada soru varsa bir bir süredir bakmıyorum. Güzel. Yeni soru yok şu anda. Güzel değil bir mi? Bir iki aslında? dakika belki e, bekleyebiliriz sorular için. E, sorularınız evet, evet. varsa arkadaşlar e, sorun lütfen. Birkaç dakika onun için bir bekleyebiliriz. Siz de Hı -hı. o sırada sanırım kodları ekleyeceksiniz. Aynen öyle. Ben de kodları göndereyim. Sepet sayfası e, kodlanmaya başlandı diyelim. Git push deyip gitaba gönderdim. E, Mehmet Aşık e, rica ederim. Umarım faydalı bir ders olmuştur. Kodları gönderdik. Aslında şu an 7. dersteyiz ve bizim e, teknik anlamda bir uygulamanın her özelliği var şu anda uygulamamızda. Sizin sadece bunları alıp başka özelliklere taşımanız gerekiyor. Ben mesela kategorileri buradan okuyorum. Siz sliderı okuyacaksınız. Ürünleri ben bir iki tanesini okudum. Siz bütün ürünleri okuyacaksınız. Kategorilere göre dağıtacaksınız. Ben bir tane sayfaya geçişi gösterdim. Siz diğer sayfaların her birine teker teker geçişleri yapacaksınız. Yani ben temel olarak bütün özellikleri sizin için şu anda oluşturmuş oldum. Sizin yapacağınız şey bunları diğer bölümlere taşımak olacak. Bunlar bile gayet şu an güzel bir şekilde çalışıyorlar. Sanırım yeni soru yok gibi. Evet öyle gözüküyor. O zaman yavaştan kapatabiliriz. Hı. Arkadaşlar. Feedback formunu e, doldurmayı unutmayın. Oradan bize e, fikir ve görüşlerinizi bildirebilirsiniz. E, onları okuyoruz. E, onu duyuyorsun yapayım. E, benim e, söyleyecek bir şeyim yok şu anda. Kapatabilirim.